Mayar Bison enerji içeceklerinin sunduğu Leyla Pak'la gündem başlıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk ulusunun önderi, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ulaşmak için her yıl milyonlarca ziyaretçinin kullandığı, aynı zamanda resmi törenlerin başlangıç noktası Aslanlı Yol. 262 metre uzunluğundaki yolun başında Atatürk'ün ardından Türk ulusunun yaşadığı derin acıyı simgeleyen 3 kadın ve 3 erkek heykeli yer almaktadır. Yolun iki yanında Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği öneme atıfla Anadolu'da büyük bir devlet kurmuş olan Hititlerin aslan üslubuna uygun olarak oturmuş halde 24 aslan heykeli bulunmaktadır. Türk mitolojisinde güç ve kudreti temsil eden aslanlar duruşları itibariyle sakindirler. Bu Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına dokunulmadığı sürece barıştan yana olduğunu göstermektedir. Aslanlı Yol, yaklaşık 5'er santimetre aralıklı asimetrik döşenmiş taşlardan oluşmakta olup, yolun her iki yanında Virginia cinsi ardıçlar yer almaktadır. 4 mevsim yapraklarını dökmeyen Virginia ardıçlarının dikilmesinin nedeni ise, ziyaretçileri şehrin görüntüsünden uzaklaştırarak Atatürk'ü ziyaret etmeye hazırlamaktır. Atatürk'ün aziz naaşı 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgahına Türk askerinin omuzlarında bu yoldan taşınmıştır. Sevgili Atatürk'ümüzü saygı ve minnetle anıyoruz. Günaydın efendim. Merhabalar, Leyla Pak'la Gündem programına hoş geldiniz. İçel TV stüdyolarından İçel FM ortak yayınıyla yeniden karşınızdayız. Ve sosyal medyanın tüm alanlarından size seslenişimiz sürüyor biliyorsunuz. Dün bir izleyicim yazmıştı bana. Belçika'dan sürekli izleyenlerimiz var. Oradaki Türk vatandaşlarımız hepsi sağ olsunlar mesajlarını gerek DM'den gerek özel bölümden esirgemiyorlar. Layık gördüklerimize, bize yakışanlara cevap veriyoruz. Tabii ki onun dışındakileri de eliyoruz efendim. Demişler ki, gerçekten Mersin kanalı mısınız? Ne eklesek kanalın başına? Öz İçel TV falan mı eklesek Ezel? Duyamıyorum seni kulaklıktan. Kulaklığımda ses var ama seni duyamıyorum. Evet şimdi duyabiliyorum arkadaşım. Hayır, Öz İçel mi desek yani? Gerçekten evet Mersin TV misiniz demiş. Espri araya gitti Ezel. İçerliyiz, teşekkürler dedik. Çok teşekkür ederiz efendim ilgi ve alakanız için. Şimdi uzun zamandır söylüyoruz, birkaç haftadır gündem aynı noktada kilitlenmiş durumda. Siyasi erk dış politikadaki başarılarla ya da başarı şeklinde yansıtılan algı operasyonlarıyla iç siyasetin içini boşaltmaya devam ediyor. Bakanlıklar hep lağvedildi, artık iç faaliyet yok, iç siyasette trafik aksamadı, resmen durdu demiştik. Ancak bugün bir açıklama geldi ki hem de önceki programlarımızda da dile getirdiğimiz gibi AK Parti'nin gülen yüzünden yani
Bu kişinin lakabı Yumuşak Diken'dir. Siyasi arenada, meslek hayatım boyunca da birçok kişiden, birçok gazeteciden, siyaset bilimciden ve değerlendiriciden bunu duymuşumdur. Sayın Bülent Arınç, Genel İdare Kurulu üyesi, geçtiğimiz aylarda 31 Mart seçimleri sonrası 7.000, 8.000 olan maaşları 19'lara, 20'lere, 25'lere çıkarılan kişilerden birisiydi ve bu konuda eleştirilere de hedef olmuştu. Ancak Bülent Arınç'ın şimdiye kadar AK Parti'nin genel dışa ve içe yansıyan politikasında ve bu politikalara damgasını vuran kararlarda hep parafları vardır, imzaları vardır. Yine kendinin de tarafı olduğu bir konuydu KHK'lar. Kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınmalar, gözaltına alınmalar konusunu gayet görünür bir şekilde eleştirdi bugün Sayın Bülent Arınç. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da bir cevap geldi ve bu Arınç'ın bu açıklamasını esefle karşıladıklarını söyledi. Arkadaşlarım, sizler için Bülent Arınç'ın çok kısa bir açıklaması var. Birkaç saniyelik yanılmıyorsam. Hazır mıyız Ezel'cim? Onu derlediler ve ona bir göz atalım, sonra üzerinde konuşalım. Artık neredeyse kanayan bir yara cümlesiyle tanımlayacağız bunu. KHK meselesi, KHK'dan mağdur olanlar, çıktığımız canlı yayınlardan, tuttuğunuz konferanslara, sosyal medya hesaplarınızdan yüzlerce, binlerce mesaj geliyor size. Her yerde insanlar karşınıza çıkıyor. Aynı şekilde gazetecilerin de karşılaştığı bir şey. KHK meselesini nasıl çözeceğiz? Faciadır. KHK bir faciadır. Allah biliyor ki en az 7-8 televizyondaki mülakatında en sonda sadece buna dikkat çekmek için, ya biz bir maaş alacaksak bu Yüksek İstişare Kurulu'ndan, bunun yarısını burs olarak öğrencilere zaten veriyordum, gene vereceğim, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğim demiştim. Çok eleştirildim ama ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek için bunu yaptım. Bu zaten yaptığım bir şey benim. Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Ve onlara birkaç kuruş daha fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum. Kırıkkale'den yumurta getirip de kapı kapı satmaya çalışan bir genel müdür yardımcısı gördüğüm zaman felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğüm zaman acı duyuyorum. Bir lokantada, restoranda bulaşıkçı olarak çalışan bir genel müdür gördüğüm zaman perişan oluyorum. Bütün bunları yaşıyor Türkiye. Kimse savunamaz bunu. İşin esasına gelelim. 15 Temmuz'da bir facia yaşandı. Arkasından olağanüstü hal ilan edildi. %100 doğru. Çünkü böyle hallerde iki şey yapılabilir diyor anayasa. Ya sıkı yönetimi ilan edeceksiniz ya olağanüstü hal. Bizim gibi bir iktidar olağanüstü hal ilan ederdi. %100 doğru. Olağanüstü halin de anayasada karşılığı var. Şunlar yapılamaz, bunlar yapılır, şöyle yapılır diyor. Zaten mecliste konuşuldu. Ve büyük bir ittifakla da olağanüstü hal kabul edildi. Olağanüstü hal süresi içinde sanıyorum tam 2 yıl sürdü. Yani 2016 Temmuz'da o oldu. Temmuz'un içinde veya sonunda doğru da kalan. Ya burada var da kafaları biraz meşgul etmeyeyim diye düşünüyorum. 2 sene sonra da olağanüstü hal kalktı ama bu süre içerisinde onlarca kararname çıktı. 100.000'den fazla insanın da kamudan ihracına karar verildi. Diyanetten, TRT'den, oradan, buradan, şuradan. Esasen 15 Temmuz'dan önce de haklarında şüphe duyulan bazı kamu görevlileri, ben o zaman görevdeydim, isimleri gelirdi. Ama biz bakardık, o zaman ihraç mekanizması yok zaten, onların görev yerlerini değiştirirdik, görevden alırdık vesaire yapardık. Ben daha çok kendi bölümümde, eğer insan kaynaklarındaysa bu insan, tedbir amaçlı olarak oradan alırdım, destek hizmetlerine verirdim. Veyahut da bilgi işlem, o da çok önemli derlerdi bize. Bilgi işlemden alırdım, geri hizmetlerden birisine verirdim. Bunu kanuni zorunluluktan da yapar. İzmir'de çalışıyorsa İzmir'den alır, Bitlis'e verirdim. Bitlis'tekini alır, bilmem nereye verirdim. Bunlar tedbir olarak biz yaptık. Bunların yapılması da çok doğal. Ama 15 Temmuz'dan sonra işte devletin güvenliğine tehlike oluşturan örgütlerin aidiyeti, mensubiyeti, iltisakı olanlar ihraç edildiler. Bu hukuki bir tanımlama değil, bir tedbir bu.
Hukuki tanımlama böyle olmaz. Çünkü bu bir kanaattir. Kanaat delil değildir. Ve aidiyeti, iltisakı, irtibatı konusunda da en çok kamu kurumlarından alınan görüşe bağlı kaldılar. Şimdi bunu kısaca idari şöyle idari bir karar yani. İdari bir karar. Tamam. Zaten idari bir karar olduğu kendi şeyi içinde, yapısı içerisinde konuşuluyor. Tamam. Yargı kararı değil. Tamam. Şimdi bundan dolayı 100.000'den fazla insan ihraç edildi. Sayın Bülent Arınç'ın açıklaması bu yöndeydi sevgili izleyiciler. Bunun akabinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi, karşıt bir açıklama geldi. Bu durumu ve bu konuşmayı esefle karşıladığını, Sayın Arınç'a yakıştırmadığını söyledi. Bunu da belirtmiş olalım. Peki KHK'lar ne zamandan beri gündemde? KHK'lar neden Türk siyasetini bu kadar zapt etti? Türk siyasetinin neden icraat noktası durumuna geldi? Bugün iki konuklu bir program yapacağız. O sebeple bu başlıkları yarınki programımızda belki kısa bir metrajla da değerlendirme imkanımız olacak. Evet, bugün stüdyomuzda iki konuğumuzu ağırlayacağız. Bunlardan birisi sevgili Tarkan Özyılmaz. Aynı zamanda Spor Panorama programının da moderatörlerinden birisi. Son derece yüksek bir izlenme oranına, takip oranına sahip bir program. Mustafa arkadaşımızın moderatörlüğünde, ek moderatörlüğünde yürüyen bir program. İki moderatörlü bir program kısacası. Dönem dönem kendi içimizden isimleri de alıyoruz. Biliyorsunuz sevgili İbrahim Öngü, Semir Bolat, Feridun Gündüz. Bunların hepsini dönem dönem alıyoruz. Mesela Hayatımız Trafik miydi? Nil Hanım'ın programının ismi arkadaşlar. Nil Sezer de yarınki stüdyo konuğumuz olacak. Sezon finali yapmış, yeniden ekranlara dönmüş ya da sıfırdan yeni başlamış programları tekrar sizlere daha çok anımsatmayı dilediğimiz için böyle bir karar aldık. Sonrasında ise Tarkan Bey eski futbolcu, şimdiki teknik adam, moda deyimiyle antrenör ve Toroslar Halk Eğitim Merkezi'nde bu faaliyetini, bu görevini ifa ediyor. Sonrasında ise Deniz Gürbüz Beyefendi stüdyo konuğumuz olacak. Mersin Ziraat Mühendisleri Odası kendisi ziraat ilaçlarıyla ve tarım ilaçlarıyla ilgili durumu da kendisiyle değerlendireceğiz. Şimdi Tarkan Bey hoş geldiniz diyelim mi? Diyelim artık. Deminden beri oturuyor, sessiz sessiz bekliyor. Habire telefonuyla uğraşıyor. Herkes telefonuyla uğraşıyor. Herkes hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydınlar herkese. Selamlar. İçel TV ailesine bizi onur edip buraya çağırdığı için öncelikle Leyla Hanım size. Buradaki çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güne sizin gibi böyle enerjik bir hanımefendiyle karşımda çok güzel bir hanımefendi var. Güzel bir şekilde başlamak bizi de onur etti. Çok mahcup oldum şimdi. Bırakabilir miyim programı? Yani güne güzel başlamak, enerjik başlamak çok güzel. Siz de öylesiniz. Teşekkürler. Siz de bizim gibi sportif bir insansınız. O yüzden aynı enerji içerisinde şu anda. Teşekkürler. Biz de onlara da olduk. Böyle bir güzel programa çağırdığınız için. Estağfurullah. İnşallah güzel bir yayın olur. Ben de çok mutlu oldum. İnsanlar bir şeyler bilgilenirler. Her programdan bir şeyler kapabiliyorsak bizler için ne mutlu. Çünkü hayat her zaman çalışarak, bilgi edinerek ve yaşayarak öğrenilen bir süreç. Evet, aynı şekilde. Katılıyorum. Şimdi aslında Halk Eğitim Müdürünüz beyefendiyle de konuştuk telefonda. Onunla da birlikte almayı çok arzu ettik sizi. Ancak önümüzdeki günlerde olsun Leyla Hanım benimki dedi. Şimdi temsilen siz katılıyorsunuz. Evet, inşallah. Müdürünüz beyefendinin ismini anlatsamadım. Mahmut Bey, Toroslar Halk Eğitim Müdürümüz. Mahmut Bey'e teşekkür ediyor. Çok da selamları var size. Böyle güzel bir programa bizleri çağırdığınız için ben de Toroslar Halk Eğitim temsilen burada Mahmut Bey'i ama kendisi zaten... Estağfurullah. Önce orayı, sonra şahsınızı, tabii, sonra da programınızı. Kendisi de inşallah sizin misafiriniz olacaktır. Plan programı doğrultusunda hazırlıkları var tabii ki. Evet. İnşallah onunla da çok güzel bir program yaparsınız. Kendisini de ağırlamayı, saygılarımızı iletiniz, sevgilerimizi tabii, iletiniz tabii, inşallah. Hoş geldiniz İçer TV ailesine. Hoş bulduk. Şimdi biz sizinle mesai saati gereği hiç karşılaşamıyoruz. O sebeple geçen gün tesadüfen izlediğim bir programda denk geldim. O da misafirimin çocuğu izlerken programa denk geldim. Dedim ki siz nereyi seyrediyorsunuz? Bu gürültü nedir yani? Ne bu futbol? Leyla teyze dedi işte sizin kanalda bir spor programı var dedi. Spor programı bitti dedim ya ne? Tekrar başlamış bakayım dedim. Kıskandım sonra baktım. 42 kişi mi, 49 kişi mi takip ediyordu ben katıldığımda? Yani yeni... Siz katıldığınızda öyleydi dedin herhalde. Efendim, 90'ları vurduk. Her seferinde artıyor diyor. Benim baktığım ana denk gelmiş. Aa dedim, çocuklar başlamışlar. Geri şöyle baktım gerçekten. Hatta oraya da hiçbirinizi tanımadığım için affınıza sığınarak söylüyorum. Hemen yayın ekibi arkadaşlara
Baktım ki kadrajlar, şunlar, bunlar, geçişler çok önemli. Başarılar dilerim dedim, onur edelim. İzlenme oranı çoktu baktım. Ondan dolayı o başarı dileğimdi. O da ayrı bir konu tabii. Ben asıl işin şurasındayım. Şimdi bu yetenekleriniz kanala lazım. Programa lazım. Halk eğitim merkezine lazım. Gençlere lazım. Ancak siz kimsiniz? Biz onu öğrenmek istiyoruz. Dikenli yollardan gelmiş bir arkadaşınızım. Yani evet. Zor yollardan gelip Tarkan Üzülmaz ismini bir nebze de olsa kendi şehrime kazımış, insanların aklına, fikrine, zikrine düşürmüş bir insanız. Tabii ki de Tarkan Üzülmaz 1975 Mersin, buranın yerlisiyim, Mersin çocuğuyum. Yaklaşık olarak bir 30 yıla yakın bir profesyonel futbol yaşantım var. Bunun 20 ile futbol, bunun geri kalan 10 yılı. Bir dakika rica edeyim. Bak. Çekime bak. Ezeldeki çekime bak. Bak. Nasıl tekli giriyor bak. Konu futbol olunca mı yapıyorsunuz bunu? Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda çok farklı çıkıyoruz biz. Ezelciğim, bize futbol programında bu kadar şey olmuyor. Şu an kendimi çok iyi görüyorum oradan. Bizim hani... program çok güzel ondan. Ama burada sizin herhalde bir enerjiniz var bence. Yani ilk geldiğimiz zaman... Böyle bir sanki aranızdaki o güzel diyalog herhalde programınızda yansımış. Bizimki biraz daha kardeşvari olduğu için akşam programımız. Erkek çoğunluk bir program. Ben bunların içine tesadüfen düşen bir dişiyim. Beni hazmetmeleri zaman aldı. Ama şöyle bir şey yani biz tabii ki siz... Abla kardeş ilişkimiz var. Sizi biz de tanıyoruz. TRT'den tanıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Gerçekten kanalımız için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Hem diksiyon olarak hem o işin içerisinde olup yönlendirme açısından çok teşekkür bu genç kardeşlerimiz de sizlerden çok şey kazanacağını biliyoruz. Onlar mı? Onlar beni dinlemez Tarkan Bey. Siz onları bilmiyorsunuz. Benim ömrümü yiyorlar. Siz onları normal varlıklar olarak mı görüyorsunuz kendi programınızı? Yani bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Yok. Şimdi mesela Mert'e bir şey söyle. Mert beni duyuyor mu? Yine kulaklığımı kulağında Mehmet abi. Duyuyor mu? Mert'im yarın şunu hazırlayalım mı ablam? Şöyle yapalım. Leyla abla diyor, sen diyor geçen günde geldin diyor, tam yayına birkaç dakika kala diyor, şunu istiyorum dedin gitti. Şu düşünün. Diyorum ki Mert o zaman öyle denk gelmiştir kızım ya, şimdi bunu buradan söyleyeyim. Tam bunu hazırlayacağız da ne olacak yani diyor. Diyorum Mert hazırlamış olacaksın işte. Ama onlar da sizden bir tecrübe kazanıyorlar inşallah daha büyük hala kanallarda. Hala söyleniyor bak, hala söyleniyor. Daha büyük kanallarda inşallah onları da görürüz. Sizin gibi tecrübeli bir hanımefendiyle çalışmaları bence onlara büyük bir şey. Onlara takılıyorum ben. İnşallah iyi olur. Takılıyorum, olur her şey. Yani şimdi, futbol kariyerim, uzun süre futbol oynamış bir insanım. Altyapılardan gelip en üst düzeye, milli takım seviyesinde Ümit Milli ve Genç Milli Takımlarda Mersin'imizi, Türkiye'yi, bayrağımızı temsil etmiş bir arkadaşınızım. Ama dediğim gibi futbol bir yerden sonra bitiyor. Eğitimimizi, gençlere olan bilgi ve birikimlerimizi antrenör olarak bundan sonraki zamanlarda eğer en güzel şekilde yansıtıp Türk futboluna gerçek yetenekler sağlayabiliyorsak bizim için en önemli şey başarı bundan sonraki hayatımızda bu. İlk Tevfik Sırrı Gül Lisesi'nde mi başladınız? Okul hayatınızda mı başladınız futbola? Yani Tevfik Sırrı'da evet herkesin bir zaten geçmişi zaten okul yıllarında başlıyor. Hani bir hocanız mı keşfetti sizi? Kim keşfetti mesela? Benim Fahri Hoca diye, Fahri Özen diye beden öğretmeni, bir Tevfik Sırrı'nın çok değerli bir beden öğretmenim vardı. Buradan da ellerinden öpüyorum. Şu anda Avrupa şampiyonu atletleri yetiştiriyor Nevin Yanıt'ta. Daha sonraki dönemlerde Viranşehir o zaman amatör takımı Viranşehir Spor'a gidip Orhan Köse hocamızla beraber profesyonelliğe hafif de olsa bir adım attık. Daha sonraki yıllar polis gücü. Gençler Birliği. Evet. Süper Lig'de ilk Gençler Birliği 17 yaşında Gençler Birliği'ne karşı Beşiktaş'a karşı oynadım. 17 yaşında? Evet 17 yaşındaydım. Çok güzel bir başarı bu. Ve benim için çok önemli bir şeydi. Çok da komik bir anı vardı. Acaba bu anıyı anlatsam diye de düşünüyorum. Bilmem çok müstehcen değilse ya da sakınca yani, yaratmayacak bir şeyse anlatabilirsiniz. Yani şöyle çok heyecanlı olduğum bir zamanda Beşiktaş maçında yedek kulübesindeydim. Yabancı bir hocamız vardı Palacios diye, Perulu. Beni çağırdı, gel dedi. Ben dedim beni mi dedim. Dedi seni dedi, koş dedi. Çünkü bir yıl önce televizyonda izlediğim Beşiktaş'ta büyüklerimizi o zamanın çok büyük futbolcuları, Ali Metin Feyyazlar gibi büyük futbolcular, o dönemin futbolcularını televizyonda izlerken bir yıl sonra onlara karşı oynamak benim için çok heyecan verici bir olaydı. Oyuna girerken o zamanın şartlarında bildiğimiz tight, evet. Kalın tightlar bilirsiniz o tightları. Evet, evet. Üzerinde şort, üzerinde eşofman vardı. O kadar heyecanla girmişim ki tightla şortla
eşofmanı indirmişim. Tayt var, kalın. Şort gibi gözüküyor. Forma. Baktım millet gülüyor arkadan. Allah'ım dedim, bu insanlar neye gülüyorlar? Niye bağırıyorlar? Baktım yandaki hoca da gülüyor. Hocam niye gülüyorsunuz dedim. Şort nerede dedi. Şort altımda dedim. Baktım şort yok. Tayt da kalın olduğu için yani öyle bir anı vardı. Heyecanımdan ne yapacağımı şaşırmışım yani. Sonra maçta oyuna girdim. Recep diye bir abimiz var. A milli takımın çok büyük futbolcusu. Devamlı ona bakıyorum. Dedi sen niye bana bakıyorsun dedi devamlı. Dedim abi ben dedim seni bir yıl önce televizyonda izliyordum dedim. Bak dedim sana karşı oynuyorum falan. 17 yaşındayken evet, bunları 17 hissettiniz. Yaşında. O zamanki imkanlarınızla size sağlanan imkanlarla. Leyla Hanım inanın Ankara'da gençler binde oynarken o zaman Ankara açtı otogarında, Ulus'ta. Evet. Bizim Serkan Damla hocamızla beraber gitmiştik. Dün programımızı aldık. Evet. Çok güzel bir reyting olayı da oldu. Bayağı bir izlenme olmuş herhalde Ali Bey'den. Şimdi tebrik öğreniyorum ederim. 14 bin kişilik bir izlenme oranı olmuş. Tebrik ediyorum emeği geçen herkesi. Şeyde otogara gidip Mersin'in arabalarına bakardık. Acaba tanıdık insanlar var mı diye. Hani o zamanlar o gurbet... Spor kafilesini getiren mi? Yok normal, normal otobüs seyahatleri. Yani biz o Ulus'un oralarda takılırdık. Hani Mersin seyahatinin arabaları geçtiği zaman yani Mersin arabaları geçtiği zaman öyle bir heyecanlanırdık ki acaba tanıdık birileri görebilir miyiz? Memleket özlemi mi vardı mesela? Kesinlikle ya. Öyle. Yani biz yani o kadar aşığız ki Mersin'e. Çünkü hiç çıkmamışız. Annemizden ilk defa ayrılıyoruz. Ana bir de anneci olunca birazcık sıkıntı. Eskiden cep telefonları da yoktu. Bankisörlü telefonlar vardı. Böyle kontür tık diye atardın, evet, çevirdin, evet. Çevirdin. Evet. Yani zordu o zamanlar ama işte dediğim gibi o dikenli yollar öyle başladı. Evet. Çok zor şartlardı ama çok şükür Allah'a atlattık. Evet. İyi bir kariyer yaptık diye düşünüyorum. Evet Tarkan Bey. Bize yeni katılan izleyenlerimiz için bir kez daha tekrar edelim. Sevgili Tarkan Özyılmaz stüdyo konuğumuz, hepiniz yakından tanıyorsunuz zaten. Programımızın ilerleyen bölümlerinde de sevgili izleyen ve de dinleyenlerimiz Deniz Gürbüz, Mersin Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı sevgili Deniz Gürbüz hocam konuk olacak. Defaten programımıza katılmıştı. Bu son zamanlardaki zehirlenmeler nedir bakalım? Bu yabani otlar yeni mi çıktı? Daha önce yok muydu doğada? Yoksa kontrolsüz zirai ilaçlamanın bir neticesi mi? Bunları konuşacağız. Şimdi tekrar Tarkan Bey'le sohbetimize devam ediyoruz. Bize yeni katılan tüm takipçilerimize de bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Şimdi polis gücünde göze çarpan bir sporculuk sergiliyorsunuz. Sonrasında Gençler Birliği'ne transfer oluyorsunuz. Biyografi akışınızdan da anladığım kadarıyla Gençler Birliği'ne transferiniz kariyerinizde çok belirleyici olmuş. Sonrasında Karabük Spor mu var? Karabük Spor benim hayatımdaki çok en önemli dönüm noktası Leyla Hanım. Şöyle söyleyeyim. Ben o Karabük'e gittiğim zaman inanın bana Karabük'ün şehrinin nerede olduğunu bilmiyordum. Hatta buradan Mersin'den giderken dedim ki nasıl gidiliyor Karabük'e dedim. Dediler Ankara otobüsüne bineceksin. Orada ineceksin. Bir daha Karabük otobüsüne. Karabük'e gittim. Karanlık sisli bir yer. Gözükmüyor. Tam bir orası maden işçilerin sendikasının. Oradaki değerli insanlar da buradan selamlarımı iletiyorum. Tabii buradan. Mersin'in çok zıttı bir görüntüye sahip bir şehirdir. İnanılmaz. Karabük'ü evet. Gördünüz mü bilmiyorum ama Safranbolu şu anda tabii ki öyle değil. Buradan tabii şu anda izliyorlar. Karabük'ten de dostlarımız izliyor şu anda. Muhakkak. Mesaj yazıyorlar. Teşekkürlerimizi, selamlarımızı Karabük'e iletiyoruz. Karabük'e gittiğimiz zaman tabii ki tanınmıyorduk çok fazla. Daha gençtik. Biraz da sanki orada beni denemeye almışlar. Benim haberim yokmuş gibi. Orada deneme bir maçında da gol atmıştım. Tekrardan geri döndüm Mersin'e. Çünkü bonservis sıkıntısı vardı o zamanlar. İlk hafta mağlup oluyorlar. Daha sonra tekrar çağırıyorlar beni. Karabük maceram öyle başlıyor. O yıl 26 tane gol atıp Türkiye liglerinin en çok gol atan futbolcusu oldum. Evet. Yani büyük bir olaydı. 18-19 yaşlarında Türkiye'nin en çok gol atan futbolcusu olmak. Hatta o zaman TRT'de... Büyük bir başarı bu. Büyük bir başarı. İnanılmaz bir başarıydı. Çünkü o zaman TRT spikeri... Hangi yıllardaydı Tarkan Bey? 95-96 sezonu. Ha, evet. Belki de sizin haberinizi okuduk hatırlamıyorum geçmişte. Yani ben hatta bende vardır. Bu da futbolun Tarkan'ı diye büyük yazılar çıktı Fanatik gazetesinde o zaman gazetelerinde. Daha sonra Erdoğan Arıkan şu anda TRT spikeri. Belki sizin meslektaşınızdır Erdoğan abi. Şu anda halen TRT'de devam ediyor. Beni canlı yayına almıştı. Sen kendini nasıl görüyorsun dediği zaman o zamanın popüler futbolcularından Tanju gibi golcü, Rıdvan gibi süratli gibi kendimi öyle hissediyorum demiştim. Benim için çok güzel bir anıydı. Sezon sonunda da Galatasaray'ın transfer teklifini aldım. Galatasaray beni almak için büyük çaba sarf etti ama evet. Maalesef kulübümüz kulüple genç olduğumuz için vermedi beni. Kulüple bir anlaşmazlık oldu galiba. Yani vermedi. O zamanlar inanın bonservis olayları çok uzun, meşakkatli olaylardı. O zaman çok çetrefilliydi onlar. Çok şimdiki çetrefilli. Kadar kolay değildi değil mi? Evet. Yani o yıl Galatasaray maceram başlayacağı yerde bir yıl daha kalmak zorunda kaldım. Çok yakın bir arkadaşım vardı Vedat İnce Efe diye. Evet. Onu Galatasaray'a aldılar ama dediler ki seneye Tarkan'ı alacağız. Bu yıl evet. Kalsın bizde.
Ama o zaman Fatih Hoca da Fiorentina'ya gitti. Evet. Şansıma. Bu sefer yine işim olmadı. Bir yıl sonra Karabük'te şampiyonluk yaşadık. Süper Lig'e çıktık. Bir 4 yıllık Karabük Spor maceram var. Yani ondan sonra zaten rutin olarak farklı takımlara gittim. Evet. İstanbul Başakşehir'de oynadım. İlk göz ağrım Mersin Marmara'da 4 yıl oynadım. Burada da efsane olduk. Hatta Adana'da Adana Demirspor'a attığım bir gol yaklaşık bir 12-13 yıl oldu. Bir de Tarık Bey, mesleki geçmişimden hatırladığım kadarıyla, yanlışsam düzeltiniz lütfen. O dönemlerde o kadar büyük bir yabancı futbolcu furyası vardı ki ve özentisi vardı ki. Evet. O kadar yabancı futbolcu isminin arasında ve transferinin arasında bir Türk gencinin sivrilebilmesi büyük bir başarı ve kendinden bahsettirebilmesi. Özellikle bile, Mersin'den bahsettiğimiz. Gençler bile ilk gittiğim yıl size kadroyu saysam herkes tanır. Belki siz futboldan biraz uzak olduğunuz yani, için. Yani ilgi anlamında uzağım ama yıllardır meslek anlamında ister istemez kulak duyduğunu olmak zorunda. Yani Ergün Pembeler, Metin Diyadinler, Rahim evet. Zaferler, hatta evet. Türkiye'nin en büyük santraforu Andre Konalar, Moşeler. Büyük futbolculardı. Benim bir de şanssızlığım şöyleydi. Ben forvet olduğum için hep benim mevkimde yabancı olurdu. Yani o yabancılar ille, hani derler ya, yabancı bir hayranlığı vardır bu memlekette. Hiç Türk komşun olmadı yani. Yani hiç beni ille bu yabancıların arkasına atarlardı. Onlar da mecbur oynatmak zorundalar. Para veriyorlar. Yabancı ülkeden geliyor. Evet. İstediğin kadar iyi ol, oynayamıyorsun, kesemiyorsun. Yani şimdi mesela diyorlar ki Tarkan Özyılmaz niye bir yerlere gidemedi, büyük takımlara gidemedi. İnanın bu yabancı olayı benim için çok büyük engel Leyla Hanım. Yani yabancıların forvette çok yabancı olması bizim gibi Türk forvet oynayan Türk gençleri için biraz handikap oluyor. Yani çünkü onlara önem veriyorlar, onları oynatıyorlar. Hep sen bir ikinci plana düşüyorsun. Yani Tarkan'la mı bir de ben çok süratli bir futbolcuydum. Maalesef Türk futbolu çok fazla faydalanamadı bu konuda. Yani bugünün şartlarında benim gibi futbolcuların, Allah vergisi özelliği olan süratli sprinter futbolcuların çok az olduğunu görüyoruz. Hatta halen arkadaşlarımız söylerler, Tarkan hocam sen halen oynayabilirsin falan gibisinden. Onlar bizdeki o enerjiyi görüyorlar. Hatta size de paylaşmıştık. Dün bir veteranlar turnuvasından geldik. Evet, orada ona da değinelim. Birkaç mesaj var, onu okuyalım mı? Evet, İzleyenlerimizi tamam. Onur edelim. Tamam. Sevgili Murat Yıldız, kralsın hocam demiş size, yanındayız, başarılar demiş. Namık Kemal Yılmaz, hocam kolay gelsin, tarih verir misin? Neyle ilgili tarih istemişler herhalde bilmiyorum ama. Herhalde o kurallı, biraz önce sordunuz ya. Belki de olabilir olayı. Ama işte çok tarihe de boğmak istemedim açıkçası. Tatlı bir öyküleme içerisinde geçsin istedim program. Yine seni takip güzel hocam, iş yerinden izliyorum demişler. Selamlarını, sevgilerini iletmişler. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı getiriyoruz. O zamanki yabancı futbolcuları yazmışlar. Moşe, evet. Kuşe ve Kona. Evet. Buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz kardeşlerim. Evet, evet, evet. Şimdi nerede kalmıştık? Karabük Spor'dan. Hayır, Alanya demiştiniz. Alanya, Antalya. Yok, o şey turnuvadan. Veteranlar turnuvasından dün geldik. Orada bir gol krallığı yaşadım. Dün yine hatta, mi gol kralı oldunuz? Evet, dün yine gol kralı. Yani arada bir oluyoruz işte böyle ayağımıza top deniyor. Canım sıkıldı, gideyim olayım. Gideyim bir gol olayım. Yani, nedir veteran? Ne anlamı? Veteran nedir demek yani? Ne? Bir ayağı çukurda olanlar demek. Ay estağfurullah, olur mu öyle şey? Yani... Yani artık yaşlanmış demek herhalde. Veteran öyle diyorlar herhalde. Siz yani böyle güzel söz aracınız var. Siz bilmeniz lazım. Ya yani bilmiyorum. Aslında biliyorsunuz da belki de beni şey yapmak istemiyorsunuz ama. Veteran demek şu klimayı kapatabilir misin? 40 yaş üstü ya da 37'den sonraki futbolu bırakmış kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın kurduğu bir lig. Ya Türk futbolunun 40'tan 60'a yaşta işte, bir ayak çukur olduğu için Türk ölüme kadar giden yaş grubu devam ediyor. Türk futbolunun farklı alanlarında artık hizmet etmeye başlamış kişiler diyelim ama evet, yani onların ara sıra yapılan bir şey yani. Onların ara sıra yeteneklerini hatırladığı, saygı ya, babında da birlik babında eskilere da. Eskilere özlem diyelim hanımefendi. Özlem çok önemli. Yani insanın bir şeyleri özlemesi hayata dair çok güzel. Çünkü bazı değerlerimizi yitirdikten sonra ya işte zamanında yapmış olduğumuz o güzel şeyler ya da hatalar bazen önümüze film şeridi gibi geliyor. Bence hayata aslında hep önümüze bakmamız lazım ama işte bu tekrardan o veteran olayı sanki eski 20 yaşındaki futbolcuymuşsun gibi o havaya girmek falan bizim için en önemli sosyal aktivitasyonlardan biri olarak görüyorum. Bir gün de inşallah maçımıza davet edeyim, bir izlerseniz de mutlu oluruz yani. Tabii ki seve seve. Zaten müdür beyle sözleştik. Evet. Hani halk eğitimin tüm etkinliklerini ve bir takım faaliyet cetveliniz varmış. Onlar belli olduktan sonra sadece Toroslar için değil, Akdeniz halk eğitim için de öyle, Yenişehir halk eğitim için de öyle, Büyükşehir için de öyle. Çünkü spor,
kültür, sanat, eğitim, siyaset, sağlık her şey olmak zorunda şöyle, bizim programımızda. Şöyle söyleyeyim Leyla Hanım, dipnot olarak söyleyeyim. Toroslar Halk Eğitimi, ben Akdeniz Halk Eğitimi'nde de çalıştım. Orada çok değerli hocalarımız, büyüklerimiz var. Toroslar Halk Eğitimi'nde de çalışıyoruz. Toroslar Halk Eğitimi'nin şöyle bir avantajı var. Çok büyük bir kitleye hitap ediyor. 600'e yakın kurs açıyorlar. Bu kurslar şu anda insanlar için hem ekmek kapısı durumunda. Çünkü kendi mesleklerini yapamayan, şimdi ben diyelim ki UEFA teknik direktörüyüm şu anda. Benim şu anda halk eğitimde ne işim var mesela? Benim şu anda dilim... Hayır, neden öyle düşünüyorsunuz? Ben de sözünüzü bağla kesiyorum. Zaman benim ulusaldan geldim, İçer TV'de ne işim var demek gibi bir şey bu. Yok, hayır, öyle demeyin. Demek ki orada da bir zemin buldunuz, orada da kıymetiniz biliniyor. O başka bir şeyden, ben başka bir şey. Sizle aynı fikirdeyim. Anlamda söylüyorum. Hani şimdi bizim çalışma yaşlarımız belli. Şu yaşlarda bir belgemiz var. Teknik direktör olmak kolay bir şeydir. UEFA bugün giden her kursiyer 15 milyar lira o belge için para biriktirip kurslara gitmek zorunda. Bedava değil bu belgeler. Bir de UEFA olmak kolay değil. Yıllarca top oynamış olman lazım, kariyerli olman lazım. Herkese verilmiyor bu belgeler. Hmm. Şimdi böyle bir belgeye sahipken benim gibi kariyerli diyelim, hani öyle diyelim. Evet. İnsanların futbol kulüplerinde, yani kulüpsel amaçlı kulüplerde çalışıp rızkını kazanması lazım. Tabii ki de halk eğitimler, insanlara ekmek kapısı çok güzel şeyler. Ayrıca şu andaki dünya şampiyonları, milli sporcuların hepsi halk eğitimlere bağlı. Gidin Akdeniz Halk Eğitimi, burada çıkardık Ahmet hocamızı çıkardık, siz yoktunuz o zaman, bundan 3-4 program önce. Avrupa'nın şampiyonu Huri Korkut'u çıkardık mesela. Kızımız Bahçe Mahallesi'nin kızı, Avrupa şampiyonu olmuş mesela, Akdeniz Halk Eğitimi'ndeydi. Mesela Toroslar Halk Eğitimi'nde şu anda dünya şampiyonları var, öğrenci anlamında. Çok kaliteli hocaları var. İşte müdür bey sağ olsun imkan olanak sağlayıp, bu insanlara iş imkanı sağlayıp kurslarda halk eğitimleri temsil ediyorlar. Bizler mesela şuraya geliyoruz, halk eğitimleri onure ediyoruz. Niye? Karşılıklı diyalog, karşılıklı güzel ilişkilerden dolayı. O manada söyledim. Yani halk eğitimler şu anda Türkiye'nin hem maddi anlamda hem de başarı anlamında çok büyük kapısı. O yüzden de mesela edebiyat öğretmenleri var, fizik öğretmenleri var, Arapça öğretmenleri var, tüm spor branşları var, işte dikişçi, nakışçı hanımefendiler var. Herkes oradan, mesleğini dışarıda yapamayanlar halk eğitim çatısı altında şu anda ekmeğini kazanıyorlar. O yüzden bence şöyle bir şey var. İyi ki de halk eğitimler var diyoruz. Bu kapı insanlar için en azından rızık kapısı olarak da insanların hayatını devam ettirmesinde büyük bir olay. Evet. Henüz saatimiz erken, bana izin verir misiniz? Biraz ulusal gazetelerimize de tabii, verin. Tabii, siz orada tabii. Devam ediniz lütfen. Biz de dinlemiş oluyoruz. Sizin sayenizde siyasetten bahsediyoruz. Estağfurullah. Gündem hakkında biraz bilgi sahibi olalım diyelim sadece. Siz de bu arada tabii ki istirahat edebilirsiniz. Arzu ederseniz de oturabilirsiniz bizimle. Ezel'cim, ulusal gazetelerdeyiz. Milat'la başlayalım. Milat gazetesi "Gerekeni yapacağız" başlığını manşet olarak atmayı uygun görmüş bugün sevgili izleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri yer alıyor. "Hala Münbiş'te Tel-Rifat'ta teröristler var, bizi aldatamazlar" diyor. "Ey Batı, çok yüzlüsün" göndermesini yapmış. Arınç'ın sözlerini esefle karşıladım. Sayın Cumhurbaşkanı iç siyaset havuzuna düşen bazı cümleleri cımbızlanmış ve askı başlık olarak gazeteye iliştirilmiş. "Ziyaret için Trump'la görüşeceğim" demiş. "Öğrencilere kredi müjdesi" demiş. "IMF meselesi kapanmıştır" demiş. "Faiz düşecek, başka çare yok. Terörist başı FETÖ bir projedir" demiş. Amerika ve Rusya'dan sözlerinde durmasını da istemiş Erdoğan. "Hala mutabakat bölgelerinde teröristlerin bulunduğunu belirterek seyirci kalmayacak, gerekeni yapacağız" demiş. "İnlerinde tepeledik" küçük başlığı altında da bazı ayrıntılar sunulmuş habere ait. "Teröristler çıkartılmadı" küçük başlığı da yer alıyor. Sevgili izleyenler, Milat Gazetesi'nin ilk sayfasında, bugünkü ilk baskısında. Gelelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi "Kavga derinleşiyor, ne yapsa olmuyor" başlığını kullanmış. Hep birlikte ilerleyelim haberde arzu ederseniz. Operasyonun havası 2 haftada dağıldı. AK Parti ve saray içerisindeki tartışmalar derinleşerek devam ediyor. Gündeme yansıyan bazı kavgalar şunlar şeklinde bir kare çerçevede verilmiş. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisini sert şekilde eleştirerek istifa etti deniliyor. Sarayın Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç KHK sürecini eleştirdi. Parti içinden sert tepki gördü başlığı da yer alıyor. Sarayın baş danışmanı
İlnur Çevik'le AKP'li eski vekil Mehmet Metiner arasında FETÖ tahliyeleri kavgası çıkmış sevgili izleyiciler. İktidar içerisindeki kavga ortağı MHP'yi de rahatsız ediyor. Devlet Bahçeli KHK ve tahliyelerle ilgili AK Parti'yi uyarmış. Yine enflasyon oranlarının açıklanmasıyla ilgili bazı göndermeler ve siyasi restleşmeler gün boyunca da tüm haber bültenlerine, tüm haber programlarına yansıyacak gibi. Büyük ihtimalle bu kişilerin söylemleri yarınki gazetelere de manşet ya da başlık olacak sevgili izleyiciler. Sıkılmazsınız değil mi Tarkan Bey biz gazetelerimizi okurken? Yok, ben bilgileniyorum. Peki. Hava içeri biraz sıcak oldu da o yüzden. Tamam. Suriye'deki operasyonla yakalandı. DAEŞ'ın sırları. Abla da Türkiye Bağdadi'nin açabiliriz arkadaşlar klimayı demin çok soğuktu karşılıklı olunca. Türkiye Bağdadi'nin yıllardır bulunamayan kız kardeşini ailesiyle birlikte Suriye'nin Azez kentinde yakalamış sevgili izleyiciler. Ve Akşam Gazetesi'nin yan manşet haberi olarak yer alıyor bugünkü ilk sayfada. Azez kenti bir kere daha gündeme gelmişti şimdi girmeyelim oraya. DAEŞ ablasıyla ele geçirilen bilgiler kritik dönemde DAEŞ ablası ne verebilir? İzi bulunamıyordu. Altın madeni değerinde görülüyor istihbarat yetkililerince. Bu kişilerin altın madeni değerinde olduğunu belirtiyorlar. Örgüte dair bildiklerimizi genişletecek. DAEŞ'ın iç işleyişine dair istihbarat hazinesi niteliğinde bilgiler elde edebiliriz dediler. Bir Amerika projesini konuşuyoruz ama neden hala kaynağı Orta Asya'ymış gibi konuşuyoruz? Onu bir türlü anlayabilmiş değilim sevgili izleyiciler. Milli Gazete'deyiz. Milli Gazete misyonu çok değerli bir gazetedir şeklinde bir demeç yer almış Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir demeci. Milli Gazete'yi ziyaretinde bu konuya değinmiş, bu cümleyi kurmuş. Arınç'ın sözlerini esefle karşılıyorum diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Aa, evet Ezel'cim aradığım fotoğraf buydu. Biraz önce konuştuk ya Mert'le de senle. Daha önceleri Sayın Cumhurbaşkanımızın oturur vaziyette kendi solunda ilk sırada yer alan Bülent Arınç son indirmeye çalışıyorum canım ama çok böyle çözünürlüğü kötü bir fotoğraf yine de uygun mudur? Uygun mudur arkadaşım? Siz rahat olun sizi görmüyor kamera Tarkan Bey. Önceleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın sol tarafında ilk sırada yer alırdı sevgili izleyenler Bülent Arınç. Çünkü AK Parti kurucularından birisidir ve bu misyonun, bu idolün sağ koludur. Her zaman altyapı çalışmalarında çok büyük görevler verilmiş bir siyasetçidir. Bir şekilde AK Parti'yi uçuran bütün fikirlerin, hemen hemen bütün fikirlerin de babasıdır öyle diyelim. Ancak en son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın açıklamasından önce en son gördüğünüz gibi GMK toplantısında bu sefer Cumhurbaşkanı'nın sağ tarafında ve üçüncü sırada yer alması da sabahki haber bültenlerine yansıyan birçok eleştirmenin de dile getirdiği ve de siyasi tespitçinin de dile getirdiği bir durumdu. Din dersini Hristiyan öğretmen, eğitim sistemindeki problemleri her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Değişen sınav sistemi, öğretmen atamaları derken şimdi de Hristiyan din kültürü eğitmeni çıktı. Aydın Kuşadası'nda bulunan Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren ve sosyal medya hesaplarından misyonerlik çalışmaları yürüten Esma BK isimli öğretmen tepkilere yol açtı. Olamaz mı diyor Ezel, niye hedef gösteriyorsunuz? Olamaz mı? Hristiyan din kültürü öğretmeni. Olabilir mi sevgili izleyiciler? Olur. Evet, Arap Hristiyanlar da var, doğru söylüyorsun. Olur ama bu biz kabul eder miyiz? İşte biz kabul etmiyoruz. Yani safkan Müslüman olmayan hiç kimseyi kabul etmiyoruz. Ancak bizim din adamlarımız ya da bilir kişilerimiz yabancı bir okulda, bir Avrupa ülkesinin herhangi bir eğitim kurumunda ders verecek olsa Avrupalılar bundan ne öğrenebiliriz diye bakar. Biz bizi kabul etmiyoruz ki yabancıyı nasıl kabul edelim? Aslında konu bu da değil sevgili seyirciler. Atama sisteminde yanlışlıklar var. Atama sisteminde çok büyük yanlışlıklar var. Daha önce de dün ve geçtiğimiz haftada dile getirdiğimiz gibi bir takım sistem dayatmalarıyla veliler ve de öğrenciler karşı karşıya kalmış durumda. Sistemin çok anlaşılabilir olmaması ve sistemin ezberi çok güçlü olan mükemmel çocuklar yetiştirmeye çalışması bir anlamda çocuklarımızın yeteneklerinin biz velilerinde çocuklarımız üzerindeki ideallerimizin eriyip kaymasına ve de kaynamasına yol açıyor. Bu atama sistemindeki bir yanlış da olabilir.
düşünülmeden yapılmış bir atama da olabilir. Ezelinde söylediğim gibi bizim için bir sakıncası yok. Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz. FETÖ sanığı Erdoğan'ın avukatını suçlamış. Borsadaki kirli ilişkilerdir bunun sebebi demiş. Antalya'daki FETÖ davasında FETÖ borsası iddiasında bulunuldu. Sanık iş insanı Ufuk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Cömertoğlu Özel'in hakimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm. Tahminceye beraat alan benim dediğini ileri sürdü. Adaletin çetesi göndermesi yapılmış. Erdoğan'ın yine Arınç'a esefle karşıladım cümlesi de Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yerini almış sevgili izleyenlerimiz. Yeni Çağ Gazetesi manşetini Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında paylaştırmış. Suriye'de Erdoğan kaybetti diyor Sayın Akşener. Tarihin en büyük işsizliğini yaşıyor ülkemiz diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Şöyle bir haber ayrıntısında birlikte dolaşacak olursak sevgili izleyiciler, biraz da yakınlaştırabilirim arzu ederseniz. Şöyle baktığımızda, Akşener güvenli bölgeye dönüştürme harekatı vizyonsuzlukla yarım kaldı. Esad, Putin ve İran kazandı. Trump kâra geçti. Kaybedense dünya lideri Tayyip Erdoğan oldu demiş. Kılıçdaroğlu geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyon 112 bin kişiyi buldu. 847 bin emekli 1000 liranın altında aylık maaş alıyor. Beyefendinin aylığı 81 bin 250 liraya çıktı denilmiş. Diriliş postasındayız. Ekonomiye geldi benim bakanım. Değil mi Ezel? Benim bakanım bu. Dünyadaki en iyi ekonomi bakanı bana göre. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarihi rekora ulaştık dedi. Albayrak, altın tahvili ve altına dayalı ikra sertifikası ihraçlarıyla tarihi bir rekora ulaşıldığını söylemiş efendim. Albayrak, 82,6 ton altını ekonomiye kazandırdıklarını açıklamış. Böylece faizlerin düşürüldüğünü anlatan Albayrak, güzel günler yakında müjdesi vermiş. Aslında güzel vaatler bunlar. Şimdi hava durumuna benzetiyorum ben. Ekonominin son günlerdeki durumunu. Bir söylenilen var, bir de hissettiğiniz derece var değil mi? Bir yetkililer tarafından, bakanlık nezdinde ya da üst düzey yetkililer tarafından telaffuz edilen bir enflasyon oranı var. Bir de hissedilen enflasyon oranı var. Yani sade vatandaşın markette, kasapta, manavda, çarşıda, pazarda ya da okul alışverişinde hissettiği var. Bu aynen o. Ve gerçekten çok başarılı bir dönemden geçiyor Türkiye. Nasıl bir dönem biliyor musunuz? Ne hikmetse zamların hiçbirisi enflasyonu etkilemiyor. Bu modeli uygulayabilen ve hayata geçirebilen ve bu model üzerinden en güzel algı operasyonunu yürüten ülkelerden biriyiz. Bu bakımdan alkışlıyorum. Güneş Gazetesi'ndeyiz. Esef verici sözleri yine Sayın Bülent Arınç hakkında Sayın Cumhurbaşkanımızın Güneş Gazetesi'nde ilk sayfasına yansımış durumda. Sayın Bahçeli hastaydı, ayağa kalkmış. Allah şifalar versin, daim etsin sağlığını. O da hadsizliktir bu demiş efendim. Böyle bir durum söz konusu. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Erdoğan'ın Amerika ve Avrupa'ya mesajı yine Türkiye Gazetesi'ne de yan manşet olarak yerleşmiş. DH neyse FETÖ odur demiş. Hayır, niye birkaç kez Amerika'yı keşfediyoruz? Zaten bilinen bir şey. Yeni Şafak'sa kiralık katil Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu parçalayınca Orta Doğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan yine sahneye çıktı denilmiş sevgili izleyiciler. Bu başlık altındaki ayrıntıda Türkiye'nin bölgede Osmanlı'yı canlandırmak istediğini söyleyip tehditler savuran Dahlan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümeti içinde düşmanlarım ifadesini kullanmış. Bir iddia haber mi gerçek mi bilmiyoruz tabii ki. Askı başlıkta şöyle bir ayrıntı sunuluyor habere ve içeriğine dair. Orta Doğu'nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri denilmiş yüksek teknolojiye ve siber alana yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor son zamanlarda. Bu hamle İsrail'le ilişkilendirildiğinde yakınlaşmayla doğru orantılı olduğu düşünülebilir. Abu Dhabi hükümeti son olarak Edge adlı yüksek teknoloji üretimi yapacak yeni bir savunma şirketi kurdu denilmiş sevgili izleyiciler. Haberin ayrıntılarında umarız bir iddia haberdir ve gerçeğe dönüşmez. Ulusal gazete turumuzda böylece neticelendi. Tekrar Tarkan Bey'e dönelim mi Ezel'cim? Tarkan Özyılmaz'a dönelim. Tarkan Hocam'ın daha yarım saatimiz var. Rahat olun. Siz çok oturacağız. Şöyle bakalım ne mesajlar var. Yine Namık Kemal Yılmaz uşe kuşe muşe demiş. Siz de okuyorsunuzdur oradan şüphesiz. Zordu hocam demiş geçmiş dönem için.
Ömer Delibaş adam gibi adam demiş sizin için. Yine Namık Kemal Yılmaz yetenek. Namık Kemal Yılmaz Allah vergisi yetenek gitmez. Gençlerin burada fayda görmesi lazım demiş. Katılıyoruz tabii ki. Şu anki antrenörlüğümüz de zaten bunu amaçlıyor. Futbol Panorama programı olarak ilgiyle takip ediyoruz. İyi yayınlar demiş Sayın Mustafa Karabulut. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine hem hocamız adına hem şahsımız adına hem de kanalımız adına. Namık Kemal Yılmaz sıkı hayranınız herhalde Namık Kemal Bey. Selamlar. Yani. Evet. Hocalık vasıflarında çok yüksek bence. İdman programlarını izliyorum. Koordinasyonlar, idman bütünlüğü, devamlılık, gençlerin faydalanması lazım. Tarkan hocamdan bilgi ve isteği süper hocalık anlamında. Diyaloglar futbolcularıyla süper. Oğlum 7 yaşında hocam Sakarya'da olsa gözüm kapalı verirdim hocama demiş. Yani eğitiminizi tercih ederlerdi. Şimdi hepsine çok teşekkür ederim. Buradan şöyle bir konuya varmak istiyorum. Eskiden derlerdi ki ya popçu olacaksın ya topçu. Öyle mi? Hala öyle mi? Bence öyle. Hala mı öyle? Bence öyle. Yani bugün futbol dünyada şu anda inanılmaz derecede yükselen bir değer. Bir de futbolcu olduğun zaman her yere girişin çok rahat oluyor. Yani bir belediye başkanının, bir valinin, ne bileyim herkesin sıra beklediği yerlere futbolcu tabii, olarak girdiğin zaman. Tabii. Yani. Hayatınızı kolaylaştıran bir meslek oldu bu yani. Şimdi o insanlar dünyanın en büyük beyin ameliyatına giren bir doktor bile gelip senin maçını izleyip seni tanıyabiliyor. Yani ben şimdi beyin ameliyatına giremeyeceğime göre. Yani birçok kesime hitap edebiliyorsunuz, yakınlaşabiliyorsunuz. Onların tabii, size erişimi, sizin onlara erişiminiz kolay oluyor. Mesleğin böyle avantajları var. Yani tabii herkesin gönlünde, çünkü bir de Türkiye'deki en büyük avantajın yanında dezavantaj var. Herkes futbolu biliyor. O da bir dezavantaj. Yani herkesin futbol hakkındaki yorum yapması, bilgisi olmadığı halde biliyor gibi gözükmesi. Bilmiyorum bu sefer, demek erdemdir halbuki. Ya bilmiyor ama işte bildiğini zannediyor. Yani iyiyken herkes çok iyi. Kötü olduğun zaman yermeler falan. Bilen insan o kadar daha farklı davranıyor. Bilmeyen insan daha farklı davranıyor. Futbol şu anda her şeyden önemlisi maddi anlamda inanılmaz derece. Bugün siz daha iyi biliyorsunuz. Siyasi anlamda bu işin içerisindesiniz. Yani bugün asgari ücretle 3-4 kişiye bakan aileler var maalesef. Tabii. Ama bir transferinde 300 milyar 500 milyar peşinat alıp, tabii bu alt ligler için söylüyorum. Büyük liglerde 3 trilyon, 5 trilyon, 10 trilyon lira peşinat alıp, maç başı alıp, prim alıp hayatını sürdüren futbolcular da var. O yüzden bugün bir devlet memuru olan bir ailenin ya da bir babanın çocuğunu futbola teşvik etmesi kadar normal bir şey yok. Yani eskiden bizim babalarımız bizi futbola götürmezdi. Okuyacaksın derlerdi, dayak atarlardı. Ama şimdiki dönemde insanlar çocuklarını sportif anlamda bir yerlere götürebilmek için, mesleki anlamda sporcu yapabilmek için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Hatta son zamanlarda sporun öyle bir katkısı oldu ki kız çocuklarımız ya da erkek çocuklarımıza, bunu biz programımızda da bahsetmiştik, lisans çıktığı zaman ek puan da geliyor. Yani sporcu lisanslı olduğu zaman sınavlarda onlara devlet bir 10 puan 20 puan daha kat sayı olarak veriyor. Bu da veriyor. Büyük bir olay teşvik anlamında. Peki, gerçi kısmen açıklamış oldunuz ama yine de şimdi antrenör yanınız, bu konuyla çok muhatap oluyorum, onu merak ettim. Anneler mi daha çok çocuklarının yeteneklerini keşfedip size gelip konuşuyorlar, babalar mı? Anneler biraz şeyci, anne işte, anne yüreği denen bir şey var ya, düşer, kalkar. İşte yemek yemiyor, derslerinden oluyor falan gibisinden. Böyle bir merhamet yanları fazla ağır basıyor. Ama babaların tamamen duygusal, yani maddi yönden daha ağır bastığı için, teşviki anlamda yük babaya daha çok bindiği için. Hani son zamanlarda sizler tabii ki evinizin hem erkeğisiniz hem kadınısınız, inanılmaz derecede dik duruşunuz var. Ama işte hayatta tabii ki o dik duruşu gösteremeyen hanımefendiler de var. Ama erkekler bence bu konuda daha çok teşviki yapıyorlar çocuklarına. Bir maddi de, anlamda tamamen diyorum ya, duygusal. Öyle diyorsunuz da ben bunu niye sordum biliyor musunuz? Mesela evet. Ben çevremdeki birçok arkadaşımın erkek çocuklarıyla diyaloguna bakıyorum. Peki ben oynayamadım, bana engel oldular, oğlum oynayacak. Bir klasik. De babalarda öyle bir şey var değil mi? Ben yapamadım, sen yap. Futbol oyna, şu evet. Yap. Yarım kaldı benim bu hevesim. O biraz bahane ya. O biraz yetenek. Tamam, arada bir, binde bir olabiliyor ama o biraz insanların bahanesi. Yani işte ben çok iyiydim, beni hoca bitirdi. İşte şöyle oldu, sakatlandım, ayağım kırıldı falan. Böyle bir demagoji vardır insanların bu konu hakkında. Ama bence o çok fazla değil. Bir yerden sonra sen emin olabilirsin, keşfedileceksinizdir.
Yani siz mesela şu anda Türkiye'nin en büyük spikerlerinden birisiniz. Estağfurullah, ne halde. Benim için öylesiniz, niye? Sağ olun, çok yani ben evveliyatınızı bildiğim, araştırdığım için biliyorum. Sağ olun. Siz biraz programa gelmeden önce beni mi araştırdınız? Ben sizi o kadar araştırmadım. Ben de şu anda sizin gibi, meslektaşınız gibi bir çok şey kenardan ben sizi şu anda tabii ki acemi durumda olduğum için tabii. Estağfurullah, ne haddim olur mu? Bazı konularda şey yapıyorsunuz, uyarıyorsunuz ama. Estağfurullah. Çünkü bu iş böyle pat diye olmuyor. Bir altyapısı var, eğitimi var. Siz de kim bilir ne vebal ödemişsinizdir. Yani anlatmakla bitmez. Öyle kolay kolay kimse mesela ben sizi hayranlıkla izliyorum. Çünkü hiçbir şeye bakmadan karşınızda herhangi bir şey yok. Öyle bir Türkçe kullanıyorsunuz. Öyle bir yani olayı toparlayıp şey yapıyorsunuz ki bir hayranlık verici bir olay. Bu da bir yetenek. Ben nasıl futbolcu olarak yetenekliysem. Değerini bulursa yetenek olur. Takdir eden olursa yetenek olur. Yoksa havada kalmış olursunuz. Takdirimiz Allah'tan diyelim. Evet, aynen öyle. En büyük takdiri Allah verir. Ondan sonraları çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Çünkü ülkede ne kadar başarılı olursan, ne kadar popülariten artarsa o kadar da yeriliyorsun. Ya bugün Mustafa Kemal Atatürk'e sallıyorlar. Ne bileyim Hazreti Peygamber'e sallayan insanlar varken bizim ne haddimize bize sallamışlar. Yani çok fazla benim için çok önemlidir bana sallayıp sallamamaları. Ben üretim peşindeyim, icraat peşindeyim. Herkes hayatının derdinde. Aynen. Herkesin yükü kendine yetiyor. Herkes yani kimse egosunu kimsenin üzerinde tatmin etmesin. Önemli olan insanlara başarılarını insanlara aktarabiliyorsan ne mutlu size. Siz aynı kuşaktınız sizinle. Evet. Bizim dönemimizin tavizleri farklıydı. İşte o dönemde konservatuara kız çocuğu kolay kolay gönderilmezdi. İşte ne bileyim ekranda yer almazdı, spiker olamazdı ya da radyo televizyon okuyacağı zaman kıyamet kopardı. Tabii ki şimdi öyle değil. Ancak düşünüyorum şimdiki zamanda verilen tavizler ya da bu sizin hayatınızda da yani sizin mesleğiniz için de geçerli bu. Verilen tavizler kimilerini çok batırdı, kimilerini ortada tuttu, kimilerini fırlattı. Çok büyük hatalar yapan futbolcularla doludur tarih mesela. Bizim meslek de öyle. Hani ne kadar popüler olursanız o kadar iş yaparsınız, o kadar başarılı olursunuz algısı benimsetilmeye çalışıldı bize. Evet. Şimdi siz şimdi Tarık Bey olarak, Tarık Özyılmaz olarak karşımda duruyorsanız muhakkak ki yeteneğiniz sayesinde ancak... Ay özür dilerim Tarkan. Tarık nereden çıktı? Çok özür dilerim. Tarık herhalde var. Bir arkadaşınız vardı demek ki Tarık diye. Şeye bakınca, ekrana bakınca, sosyal medyaya sıkıntı bakıp orayı yok. Da takip etmeye çalışınca. Tarık da diyebilirsiniz. Oradan. Yok estağfurullah kusura bakmayın. Hani verilen tavizler nelerdi? Çok popüler olmayı seçmedik biz mesela. Gecelerde çok görünmeyi seçmedik. Belki birçoğunun özleyeceği yerlerde çalıştık. Ama şimdi de özleniyor oralar ancak biz oraları eskittik. Niye? Kendinin doğru versiyonunu bulmak zorundasın. Nereye yürüdüğün değil. Nerede durmak istediğin çok önemli. Onun için siz burada durmak istediniz, burada durdunuz. Hala Mersin'desiniz. Evet. Yani zorunlu Mersin'de diyelim. Bunun geleceği evet. olmayacak diye bir şey yok. İşte diyorum ki şu an zorunlu dediğiniz şey aslında sizin istikrarınızı gösterir. Evet. Siz saçma sapan şeylerle de gündeme gelip isminizi flaş yapıp en iyi yerlere gidebilirsiniz. Ama şöyle hep diyorum arkadaş. Şöyle arkanıza baktığınızda ayak izinizden başka bir şeyiniz olmazsa başınız dik çalışırsınız. Önemli olan iyi ki buralardayız. İyi ki evet, herkesin özlediği ki. Yerleri eskittik. Durum bu. Peki şimdi... Kulüpte bir sürü öğrencileriniz var. Daha çok öğrenci olsa ne kadar iyi olur? Gençler daha çok teşvik edilse ya da sizin çağrınızla bunu gerçekleştirelim. Bütün halk eğitim merkezlerindeki gençler için tabii ki, yer alacak gençler için diyeyim. Ama siz bir futbol insanı olarak söylerseniz daha doğru cümlelerle gençler hakkında. Ya ben şöyle söylüyorum. Bazen bana veliler arıyor. Hocam çocuğumuzu nereye gönderelim? Hangi hocaya gönderelim? Hangi takıma gönderelim diye. Klasikleşmiş sorular var artık. Hı hı. Ben de diyorum ki takım ismi çok önemli değil. Eğiticiye bakın diyorum. Yani işte diyelim ki İçel TV büyük bir camia. Bizim için burada şu anda hepimiz çalışıyoruz. Yani hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama hani İçel TV büyük yapan burada çalışan insanlar. En azından bence. Değerleri olan bir kuruluş bence yani o şöyle, bakımdan evet. Tabii yani insanları evet. içindeki insanlarla değer kazanır. Evet. Yoksa takım isimleri bir yerden sonra gidiyor. Biz de diyoruz ki gençlerimize hangi takıma giderseniz gidin önce bir eğiticiye bakın. Eğer o sizi ileri basamak olarak adım atlamanızı da faydalı olacaksa o hocayı kesinlikle bırakmayın. Şimdi tabii ben Toroslar Halk Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum haftanın 5 gününde. Sabahleyin 10'da, akşamleyin 5'te Koray Aydın Stadı'nda eğitim veriyorum. Verdiğim yaş grupları genelde orta 1, orta 2'nin çocukları, orta 3'ün çocukları. Yani yaklaşık olarak
11, 12 yaş, 13 yaşa yakın çocuklar. Ama hani eğitim anlamında halk eğitimler biraz daha şöyle sıkıntılı. Halk eğitimlere çok başvuru olduğu için futbol çok böyle kişiyle yapılabilecek bir olay değil. Yani ne kadar az olursa eğitim daha fazla olur. Ama halk eğitimler herkese açık, örgün eğitim olduğu için herkesin gelme şansı var. O zaman ne olur? Kalabalıklaşıyor. Kalabalıklaşınca da eğitimsel anlamda biraz sıkıntılar yaşanabilir. Yani teknik eğitim anlamından bahsediyorum. Bireysel yetiştiricilik de yapıyor musunuz? Ben bireysel yetiştiricilik, ben şu anda Türkiye'deki en büyük şeyin o olduğuna inanıyorum. Çünkü nasıl derslerde... En faydalı yöntemdir bence spor için. Bireysel antrenman, PT hocalar çıktı şu anda Türkiye'de biliyorsunuz. Hmm. Spor merkezlerinde, spor salonlarında birebir çalışıyorlar. Evet. Aslında bireysel eğitim çok önemli. Bence keşke futbolcu kardeşlerimiz ya da velilerimiz maddi olanaklar da doğrultusunda tabii ki PT, yani futbolun antrenörlerini tutabilseler, onlar da onlara bireysel eğitim verebilseler. Çünkü çocuklarımız... Siz varsınız işte. Ya ben varım, evet, ben yani yapabilirim, yapmak da istiyorum şimdi. Hayallerimi belki soracaksınız biraz sonra ama tabii. Hayallerim içerisinde iyi bir teknik direktörlüğün yanında bireysel eğitim de çok önemli. Çünkü çocuklarımızın hepsinin eğitime ihtiyacı var. Antrenmanla alamadıkları şeyleri PT anlamında bireysel antrenmanlarda alabiliyorlar. Bu da tabii olanakla alakalı. Sahan olmazsa, topun olmazsa, malzemen olmazsa o da sıkıntı oluyor. Çünkü Mersin'deki en büyük sıkıntı, Leyla Hanım bunu da söyleyeyim, saha sıkıntımız çok. Yani mesela bir sahada 5 takım çalışıyor. Onun içerisinde 20-30 futbolcudan 150 kişi bir anda. Tam onu soracaktım size. Evet. Spor komplekslerini nasıl, evet, değerlendiriyorsunuz çalışma alanları? Evet, çok kısıtlı. Şu andaki de en büyük spor komplekleri Toroslar'da. Yani daha önce işte belediye başkanımız Hamit Tuna'nın katkılarıyla, evet, büyük sahalar yapıldı. İnşallah Asım Başkanımız da, belediye başkanımızın da sayesinde oralar iyi olacak. Yani halk eğitimleri de oraya yönlendiriyor kurs açmak için. Bu sefer sahalar dolu. Yani mesela ben 3'te başlayacağım antrenmana. Sahada başka takımlar var. Şimdi 5'te başlıyorsun, 6'da başlıyorsun, 7'de başlıyorsun. O yüzden önce bence tesis olayını halletmemiz lazım Türkiye'de. Tesis ne kadar çok olursa emin olun Türkiye futbolcu fabrikası. Buradan da herkese diyorum ki kesinlikle çocuklarınızı spordan ayrı tutmayın. Bilhassa futboldan ayrı tutmayın. Ha, yeteneklidir. İyi bir yeteneği varsa devam eder. Yeteneksizse zaten kendi mesleğini farklı şekillerde yürütür diye düşünüyorum ben. Sonuçta bir meslek edindirme çabası söz konusu olacak. Ya, halk eğitimler, dediğim gibi Toroslar halk eğitimler. Biz burada çalıştığımız için tabii ki çok değerli halk eğitimler var. İşte dediğiniz gibi Akdeniz'de de ben kurs veriyorum. Bir 10 saate Akdeniz'de veriyorum. Ama işte şu anda daha yüksek sayıda Toroslar'da verdiğim için çok değerli bir müdürümüz var. Zaten siz de onu konuk edeceksiniz. Evet, Mahmut konuştuk Bey'i. Kendisiyle ama o şimdi da, müsait değildi. Evet. O sebeple sizi aldık, iyi de oldu. Tanışmış, evet, evet, olduk. Yani o konuda inşallah peki. Güzel bir müdür yardımcımız var. Özcan Bey'e buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bizler de. O yüzden böyle bir süreç içerisinde inşallah hep beraber başarılı, evet, bir şekilde halk eğitimden sporcu çıkartıp Türk futboluna, Türk sporuna kişiler sunacağımızı düşünüyorum ben. Şimdi dönem dönem taktik öğreticiliği de çok önemlidir. Mesela bizim işte de böyledir. Tamam, bir eğitim kurumu vardır. Orada bu işin altyapısı verilir. Ancak biz taktiğini veririz, gideriz. Deriz ki ulamayı böyle yapacaksın, haberi böyle yazacaksın, böyle konuşacaksın. İşte sol omuzun üzerinden bakarken böyle bakacaksın. Elin havadayken ona paralel olmayacak çenen, şuyun buyun. Yani taktiki küçücük ilçelerde, şuralarda, buralarda bir sürü futbol takımları var. Onların da taktik eğitmenliğini ara sıra yapabilirler. Sizin gibi yetenekler, onlara dersler verebilirler, bu yetenekleri yüceltebilirler, bir takım cevherleri bulup çıkarmak lazım. Çünkü futbolcular, inanın bana, tarım yelpazesinde yetişen ürünlerden daha çabuk ve daha şık bir şekilde bir şehri frapan yapabiliyorlar diğer, evet, şehirler arasında. Onun için biraz farklı bir koordine lazım sanki. Spor İl Müdürlüğü'ne çok görev düştüğünü düşünüyorum burada. Biraz birleştirici, derleyici, toparlayıcı ve kendi kontrollerinde çok farklı kursların açılabileceğini de düşünüyorum. Şu anda bizde 600 tane kursiyer var Leyla Hanım. İnanılmaz derecede. Toroslar'da mı? Toroslar'da. Çok iyi bir rakam bu. Şey, kursiyer derken usta öğreticiden bahsediyorum. Yani kurs açma konusunda. Yani 600 tane başvuru var. 300'e yakın kurs açıldı. Usta, öğretici, ekmek yedi. Yine iyi bir başarı ama yarı yarıya. İnanılmaz. Yani şu anda Toroslar Halk Eğitim ve Akdeniz Halk Eğitim bu konuda şu anda inanılmaz en üst sıralarda. Sayın Belediye Başkanımıza da, evet, Halk Eğitim Müdürünüze de takdirlerimizi gönderiyoruz. Ben şuradan Kaymakam Bey, Ahmet Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Onun vesilesiyle ben Toroslar Halk Eğitim'de başladım.
O bana vesile oldu çalışmam konusunda. Buradan ona teşekkürlerimi de iletiyorum. O da sporun ve sporcunun dostu. İnanılmaz derecede Toroslar'da spora önem veriyor. Çok koordineli ilçe milliyetin müdürüyle Mehmet Bey'le ve halk eğitim müdürü Mahmut Bey'le koordineli çalışıyorlar. Şu anda orada bir patlama seviyesi var. Sadece tesis konusunda eğer bazı tesis sorunları çözülebilirse oradan çok büyük dünya çapında sporcular çıkacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Dediğim gibi halk eğitimler şu anda inanılmaz bir maddi olarak. Valla hocam. Evet. Neden kız çocukları futbolda çok yok? Var mı kız öğrencileriniz? Kız çocukları aslında cesaretli gelmek de istiyorlar ama Türkiye'nin işte şartlarında biliyorsunuz artık o çok kadar... Çok kadına yakıştırılmıyor bir spor dalı gibi geliyor. Kadına yakıştırılmıyor. Sportif anlamda çok güzel de artık yani ne bileyim bu çocuk tecavüzleri ne bileyim böyle saçma sapan bir sürü kadınlara yönelik şiddet. Bu tip yani insanları, kadınları rencide edici olaylardan dolayı belki toplum baskısı da olabilir. Aileler doğulu olabilir. Yani doğu kökeninden gelen dostlarımız, kardeşlerimiz var. Kızları çok başarılı ama hani dışarı salmıyorlar işte. Bir şey olur aman laf gelir, dedikodu gelir diye spordan uzak tuttuğumuz kız çocuklarımız var. Futbol tabii ki de büyük bir olay. Hatta dünya şampiyonasına katılan futbol takımları var bayan. İzleyin erkeklerden daha iyi oynuyorlar. Ama tabii yetenekle alakalı olan bir şey olduğu için de çok fazla da ilerleyemiyorlar. Kadın futbolunda çok büyük para olmadığı için de hani sportif anlamda yapıp bundan puan alıyorlar. İşte beden eğitmeni oluyorlar, beden öğretmeni oluyorlar. Hani onu eğitimlerinde kullanıyorlar bu sportif alanları. Bence kız çocuklarımızın daha çok yönlenmesi lazım bazı her şeylere. Her spor dalına çok yönlendirilmesi lazım. Yani çünkü niye? Spor insanı kötü alışkanlıktan alıkoyuyor. Kesinlikle. Kahve kültüründen alıkoyuyor. Dedikodudan alıkoyuyor. Ne bileyim internetten alıkoyuyor. Yani interneti elinde bugün şartlarında 10 yaşındaki kız çocuklarımızda bile elinde telefon var, sosyal medya var, her şeyi var. Ama şimdi spora gitti mi 3 saat, 4 saat o elinden telefon gidiyor. O enerjisini laktik asitini dışarı atıyor. Enerjisini patlamasını orada yapıyor. Ve şunu da söylüyorum ben. Hani diyorlar ya işte benim çocuğum spora gittiği zaman derslerinden kalır. Bence o algıyı kesinlikle kendileri yaratıyor. Öyle bir şey yok dünyada. Spor kesinlikle ders anlamında ne kadar çok oksijen giderse beyne, beyin çalışması daha farklı olacağı için vücut bence sağlık. Spordan ayrı kalmaması lazım. Spora teşvik edilmesi lazım çocuklarımızın. Evet, katılıyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bence şöyle söyleyeyim. Çok onurlu oldum. Beni çağırdınız. Daha önceki yıllarda profesyonel futbol yaşantımda tabii böyle programlara katılmıştık ama hani uzun zaman geçtikten sonra biraz paslandık herhalde. Siz de bizim biraz pasımızı aldınız. Yok estağfurullah. Mustafa Bey'le çok güzel bir program yapıyorsunuz. Yani hayır. Tebrik ediyorum. Mustafa Bey'i de tebrik ediyorum. Evet Mustafa Kara. Bir gün onu da alalım inşallah. Mustafa Karabulut kardeşim çok evet. Emekler bir kardeşimiz. Çok beyefendi ekrana yakışan bir kardeşimiz. Evet. Efendi üslubuyla da. Çok inanılmaz ve Mersin'in sevgilisi durumunda o tanımıyorum anda. Tanımıyorum çok fazla bir akşam bir tokalaşma imkanımız oldu. Yok Mersin'in sevgilisi durumunda bizim için. Çünkü onun televizyon programı ve Mehmet Uysal kardeşimiz var. Dün de geldi. Onlar buranın ev sahibiydi. Askere gitti, geri döndü. Bunlar buranın ev sahibi insanlar. Bunlar çok değerli insanlar. Bunların sayesinde İçel TV ve bu MAFS dediğimiz sayfa var Facebook'ta. Onların sayesinde emin olun Mersin'deki tüm amatör spor branşları izleniyor, biliniyor. Küçük küçük çocuklar bile bu konuda bilgilendiriliyor. Bence iyi ki varlar bu kardeşlerimiz. Evet. Beni de çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Onur oldu. Sizin gibi güzel, değerli bir insanla aynı programda beraber olmak. Sabahleyin sizi izliyoruz ama karşılıklı gelmek ilk defa nasip oldu. Çok burada da tanışmış olduk en azından. Çok memnun ekip oldum. Arkadaşı olarak. Çok memnun İnşallah oldum. Programımızda da başarılar diliyorum. Çok İnşallah bir günde bir sizi programımıza alırız. Vallahi mı? Ama futbola çalışmanız lazım. Yo niye çalışayım? Çalışmayacağım. Hayır yani. Kadın farkındalığı, spordaki kadın farkındalığını konuşabiliriz. Olabilir. Bunun sağlayıcı toplumsal yanı yok evet, mu sporun? Evet, evet. Taktik ve teknik yönünde duruyorsunuz ama evet. İnsanların sosyalitesini kuvvetlendirecek, toplum içerisindeki mevkisini güçlendirecek bir şeydir. Üstelik anneleri bu konuda teşvik etmek adına bizim gibi medyatik insanları kullanabilirsiniz. Evet, programınızda doğru. Beni kullanabilirsiniz. Çok güzel. Olmaz mı? Olur. Süper. Ben mesela 16 senelik tenisçiyim. Profesyonel tenisçiyim yani. Maşallah. Ama maşallah. Bireysel derste. Tarkan Bey dedim doğru söylüyorum. Tarkan Bey şimdi ilk gittiğimde bir baktım. 20-30 tane kadın geliyorlar. Bekliyorum. Hiç çok sabırsızımdır ben. Allah sabrımı denemesin. Ne zaman gelecek bu topta Leyla? Bu raket ne zaman işe yarayacak? Hemen o dersten çıktım. Emekli ertesi gün hocam dedim. Hocam
sen bana bireysel ders ver, bu benim gibiler için değil, bu sabır işi yani. Ne bu kadar zamanım var ne bir şeyim var. Çok severim tenisi. Tebrik ederim. Sporda, spor insanın fiziksel olarak da hani belli bir yaşa geldiğiniz için artık eski o işte şeyimiz olmadı, fiziksel gücümüz olmadığı için bizi zinde tutuyor. Yaşımızı göstermiyor. Yani ne o, yaşımızda ne varmış? Yani yaşımızda ne şey varmış ama yaşımız? Olsun yine de ne alakası var? Avrupa'da 40 yaşını doldurmamış insanı yönetici yapmıyorlar ayol. Yaşımızda ne varmış? Evet. Yaşanmışlıklarımız var. Evet, o da işte bazen yaşanmış insanlarımıza. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür oturun ederim. Lütfen birlikte reklamlara geçelim. Tamam. Sonra programlarımızın tanıtımlarını verir Ezel arkadaşım. Bize biraz mesafe sağlar. Ben de sizi yolcu etme imkanı bulurum. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha konukluğumuz için. Özel hayatınızda da, Toroslar Halk Eğitim Merkezi'ndeki çabanızda da, antrenörlük yolculuğunuzda da başarılar diliyorum. Televizyon programınızda tekrar başarılar diliyorum. Partneriniz Mustafa Beyefendi'yi de ben teşekkür ederim. Takdirle izliyorum. Lütfen iletiniz. Bir gün inşallah onda konuk alırız. Sevgili müdürünüze de çok selamlarımı iletiniz. Halk Eğitim Merkezi müdürünüze teşekkür ve müdür ediyorum. Yardımcınıza. Onda çok selamlar var. Çok teşekkür ediyorum başımız üzerine. Hep söylüyoruz sevgili izleyenler. İnsanları insan yapan değerleri var. Bazı şeyler çok kolay kazanılmıyor. Kimilerine göre yaş almak, kimilerine göre yaşamak. Kimilerine göre değerlerini koruyarak yaşamak, kimilerine göre değerlerini dağıtarak yaşamak. Ancak insanlar size baktığında şu kanıya hep varabilmeliler. İşte Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Leyla, Tarkan, Mert, Ezel, şu, bu. İşte bu bunu yapar, bu da bunu yapmaz. Sizin hakkınıza doğru bir kanı oluşturmak yine sizinle ilgili bir durum. İnsan kendine neyi yakıştırıyorsa öyle yaşamaya devam etmeli bence. Ne iş yaptığınız değil. Bugün bir kez daha konuğum Tarkan Özyılmaz'la sohbet ederken kafamdan geçen düşünceydi bu. Biraz sonra Deniz Gürbüz'ü ağırlarken de aynı şeyi düşüneceğimden eminim. Ne iş yaptığınız hiç önemli değil. Bunu benden çok söyleyen hiçbir spiker yoktur herhalde. Kim olduğunuz çok önemlidir. Birazdan yeniden birlikteyiz. Lütfen bizden ayrılmayınız, olur mu? Kısa bir ara şimdi. Mayar Bison enerji içeceklerinin sunduğu Leyla Pak'la gündem devam edecek. Bison enerji içeceklerinin sunduğu Leyla Pak'la gündem devam ediyor. Yeniden merhabalar sevgili izleyenler. Leyla Pak'la gündem programındasınız. İçel TV'den sizlere seslenişimiz devam ediyor stüdyolarımızdan. Sosyal medya üzerinde de takiptesiniz. Biliyoruz bunu ve de minnet duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce sevgili Tarkan Özyılmaz'ı uğurladık. Eski futbolcu, yeni antrenör diyelim. Mersin'in yetiştirdiği yeteneklerden birisiydi. Şimdi stüdyomuzda başka bir konuğumuz var. Sevgili Deniz Gürbüz. Deniz Bey defaten programlarımıza konuk oldu. Tarkan Bey'e nazaran daha yakından tanıdığım bir konuğum. Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için. Bayağı oldu aslında görüşmeyeli değil mi? Evet. Şöyle bir düşündüm şimdi. Yaz başlarında ve ortasında çokça bir araya geldik. Yine konumuz zirai ilaçlamalardı. Hı hı.
Değil mi? Biraz ara verdik. Çok ara verdik hocam. Tarım gündem yarattığı sürece bir araya geliyoruz. Bir araya geliyoruz. Ondan sonra düşerse... yanılmıyorsam bir görüştük, siz müsait değildiniz, öyle kaldı evet. Yine. Hı-hı. Tekrar hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. İçer TV ailesine de buradan bizleri konuk ettiği için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Şimdi Deniz Bey, son zamanlarda birkaç gündür, daha doğrusu bir haftadır falan böyle ıspanaktan, şundan, bundan, börtüden, böcekten zehirlenmeler arttı. İşte tabii ki amacımız siyasi erkeği eleştirmek değil ya da bakanlığın yaptığı açıklamaya alternatif bir açıklama yaratmak değil. Ancak bir mantık sinsilesi yürüttüğümüz zaman düşünüyoruz. Bu tarlalarımızdaki gıdalarımızın arasında büyüyen yabani otlar, bitkiler ilk kez türemediler. Hep varlardı. Demek ki sistemsel bir yanlışlık var. Kim neyi açıklarsa açıklasın, bir vatandaş olarak ben ikna olmuyorum. Sistemsel bir yanlışlık var, bunu biliyoruz. Ki gıda uzmanlarının, gıda mühendislerinde salık verdiği bir düşünce var. İşte şunu, 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 şunu sakın kabuğunu soymadan tüketmeyin. Şunu şöyle yıkayın, böyle kullanın gibi. Ben daha çok hiçbir tarafa dokunmadan sadece size şunu sormak istiyorum. Zirai ilaçlama yüzünden birçok ihraç ürünümüz ülkelerin kapılarından çokça gönderildi. Geçmişte bunları yaşadık. Buna üzülen tarafız tabii ki. Gönül ister ki böyle şeyler hiç yaşanmasın. Şimdi bu zehirlenmelerle, bu kimyasallarla tekrar tanışıyoruz. Yeniden önlem almamız için hayat bizi karşılaştırıyor. Zirai ilaçlama konusunda neredeyiz biz? Ne yapıyoruz? Doğru mu yapıyoruz bunu? Nerede yanlış yapıyoruz? Türkiye'de uygulanışı doğru mu? Bireysel anlamda çiftçilerimiz çokça karar veriyorlar bu duruma bazen, değil mi? Bir ziraat mühendisi eşliğinde mi yürütmek zorundalar bunu ya da öyle mi yürütülüyor? Ben biliyorum ama hiç bilmeyen gibi size bilmeyen izleyicilerimiz için sormak zorundayım. Buyurun lütfen. Şimdi biz bu ziraat ilaçları genel olarak bilimsel olarak şey yaparken pestisit olarak dile getiriyoruz. Şimdi pestisitleri aynı eczanelerde nasıl insan ilaçları satılıyorsa da bizim de bu pestisitlere satılan eczanelerimiz var. Zirai ilaç bayileri dediğimiz. Buralardan satılır. Evet. Burada reçete karşılığında normalde satılır ama şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bu reçete olayı daha oturmuş bir sistem değil. Daha yeni yeni gelen bir sistemler. Daha öncelerinde reçetesiz satılırdı. Tabii ki ziraat mühendisi eşliğinde satıyor. Bitki koruma mezunu dediğimiz. Hani bu sadece zirai ilaçla ilgilenen alandan mezun olmuş. Meslektaşlarımız bu işte uğraşırlar. Evet efendim. Burada reçeteyle normalde satılır ya da çiftçinin arazisi kontrolleri sonucu oradaki çıkan veya oluşan işte hastalıklı, zararlıydı bunlara uygun ilaçlar seçilerek uygun dozajda, uygun uygulama zamanında önerilerek bu ilaçlar, pestisitler çiftçilerimize üzerlerine belirtilerek, yazılarak tekrar tekrar söylenerek bunlar verilir normaldeki sistemde. Ama şimdi Türkiye'de bizim en büyük sorunlardan bir tanesi de biz her zaman söylüyoruz. Ziraat mühendisleri çok önemli bu konuda. Ve ziraat mühendislerinin değerine baktığımızda da çok bir değer katmıyor. Çünkü biz ziraat mühendislerini ne kadar iyi yetiştirebilirsek, ne kadar piyasada kalifiye bir ziraat mühendisi olursa biz o kadar avantajlıyız Türkiye olarak. Şimdi 40 tane yaklaşık ziraat fakültesi var. Biz bunun hani 40 tane değil de şu an 35 tanesi mevcut olarak eğitim vermekte ve her yıl yaklaşık olarak işte 5000'e yakın ziraat mühendisi mezun oluyor. Hı hı. Hani ziraat mühendisi olsun diye sırf öğrenci alıp mezun etmek bir amaç değildir. Yani kalifiye bir mühendisin yetişmesi için uygun değildir. Biz ne diyoruz? Ziraat mühendisleri için şartları daha da zor olmalı. Yani çünkü biz insan sağlığı, yani direkt gıdayla iç içe ilgilendiğimiz için önemli noktalardan bir tanesidir. Biliyorsunuz hani İnsanın sağlığı çok önemlidir. Burada da gıdanın ne kadar güvenilirli ve sağlıklı olabilmesi için de ne kadar sağlıklı ve güvenilirli olabilmesi için de bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunun için de ziraat mühendislerinin daha iyi olması lazım. İyi olması lazım. Biz de o yüzden daha az fakülte sınırlaması veyahut da daha az öğrenci sayısıyla. Daha kaliteli, nitelikli. Daha kalifiye, daha liyakat sahibi. Liyakat sahibi ve bu işi gerçekten yapabilecek insanların getirmesi. Şimdi bir de şöyle bir sorunumuz var. Tabii biz bakanlıklarımızla, Tarım Bakanlığımızla sürekli görüşmeler halindeyiz. Burada bunları dile getiriyoruz. Hep diyoruz ki ziraat mühendislerini mümkün olduğunca
az sayıda ama kaliteli. Biliyorsunuz özel sektöründe şu an çok fazla ziraat mühendisi ihtiyacı var ama kalifiye bir ziraat mühendisi bulamıyor. Böyle bir sorunlarımız var. Şimdi bunlardan dolayı da ve arazide bizzat uygulama veya bu zirai ilaçlarda bizzat uygulamalı olarak yetiştirilmezse, çünkü eğitimden de yetersiz noktalar kalıyor. Burada da ne oluyor? Ziraat mühendisleri mezun oluyor. İş bulabilmek için neresi denk gelirse orada iş hayatına başlamak zorunda kalıyor. Evet. Ve şöyle bir şey var. Zirai ilaç bayileri, yani bu pestisitlerin satıldığı yerlerde, evet, bunu ziraat mühendisleri burada mühendis olarak görev alıyor ama kendileri burada çalışamıyor. Yani şöyle çalışamıyor. Kendileri bizzat açamıyor. Ticaret yapamıyor. Çünkü ziraat mühendisi mezun olmuş. Parası yok. Zirai ilaç bir bahis açma gibi bir maddi gücü yok. Bunu ne oluyor? Parası olan insanlar yapıyor. Parası olan insanlar ziraat mühendisi bayilik ruhsatı olan mühendislerden bayilik ruhsatını kiralıyor. Ruhsatı kiraladığı için de ne yapıyor? Sadece ruhsat parasını alıyor. Belki zirai ilaç bahisinde bile durmuyor. Evet. Şimdi bu da sıkıntı. Ve diyelim ki dükkanda duruyor, zirai ilaç bayisi satılan yerde, pestisit satılan yerde ziraat mühendisi duruyor. Arazi kontrollerine gidemiyor. Hani burada bazı eksiklikler var. Hani bunların tamamlaması. Şimdi biz bitki koruma mezunu arkadaşlara hep diyoruz. Hastalığı teşhis eden bunlar. Evet. Reçete eden bunlar. Evet. Satan bunlar normalde. Olması gereken yani bu. Ama diyoruz ki hastalığı teşhise gidemez diyor. Araziye çıkamaz. Reçeteyi evet, yazamaz diyor. Sadece şeyi satar. Biz hani doktor eczacı ilişkisi bizde olamaz. Niye? Biz hem doktoruz biz hem eczacıyız. Şimdi sistemin neresinde yer almasını istiyorsunuz? Ziraatçilerin de yer sistemin başından onu şöyle bir kısa bir klişe evet, şeklinde özetleyebilir miyiz? Aha, şöyle ziraat mühendisinin hem arazide hem evet, reçete kısmında hem ilaç kısmında olan kişi her yerinde olmak zorundadır. Peki bu bir çiftçiye yerde zaman, artı bir külfet getiriyor mu? Aslında artı bir külfet getirmiyor, azaltıyor. Azaltıyor. Çünkü diğer taraftan işletme işveren de düşündüğünüz zaman veya siz bir sondaki zararı azaltmak için bu külfeti göze almalı tabii ki, mı? Burada bu külfet daha güvenirli. Ben onu öğrenmek istiyorum. Bu bir bedel karşılığında yapılan bir şey. Tabii ki bunlar şimdi biz ayrı ayrı bir şey yaptığımızda hem biliyorsunuz çiftçilerin bir gücü yoktur. Hani bir danışman tutma gibi bir imkanı yoktur. İmkanı biz kıt kanaat geçinen aile evet, işletmeler şeklinde çiftçilerimiz evet, vardır. Evet. Şimdi bir danışman tutsa, reçeteyi ayrı yaptırsa, İlacı ayrı yerden alsa her biri ayrı bir maddiyat. Ama bir ziraatçı bunların hepsini halledebilir. Ama bir bitki koruma mezunu siz hem arazideki teşhisi hem reçete teşhisi hem de teşhisi, satışını verirseniz satış, bu imkanı sağlarsanız maddiyat olarak girdiği azaltmış oluyoruz. Ve burada kontrol peki, daha iyi oluyor. Çünkü diyelim ki bitki koruma ürünü satan insan yani mühendis şeyde çok iyi biliyordur. Hastalığı da biliyordur, bunu da biliyordur. Ne yapıyor? Başından sonuna kadar o araziyi kontrol etmiş oluyor. Yani giren çıkan her şeyin sorumlusu kendisi olmuş oluyor. Aradaki başka sorumlular olmuş olmuyor. Tek bir kişi sorumlu oluyor. Evet. Ve burada da hani sorumluyu da bulmuş oluyoruz. Şimdi biz bunları yapamadığımız için şimdi biz örnek veriyorum çiftçimiz geliyor zirai ilaç bayisine, pestisit satılan noktaya geliyor. İlacı veriyoruz. Çiftçi anlatılıyor. Ne kadar anlatsak da çiftçilerimiz eğitimsiz. Biz bunu her zaman dile getiriyoruz. Evet. Çiftçilerimizi mutlaka bilinçli çiftçi oluşturmamız lazım. Evet. Türkiye'de bir defa çiftçilik diye bir meslek yok. Çiftçiliği herkes yapabiliyor. Yani siz de yapabilirsiniz. Şu an gidip bir yerden toprak satın alıp istediğiniz şeyi yetiştirebiliyorsunuz. Ama bu çiftçilik mesleği anlamına gelmiyor. Şimdi çiftçiliği bir meslek haline getirmemiz... Evet yapabilirim ancak bu durumu meslek edinirsem benden istediği özelliklere cevap tabii ki, veremem. Sizin o bu hiç, mesleği edinebilmeniz için o çiftçiliği A'dan Z'ye öğrenmeniz lazım. Öğrenmem lazım. Bunun ancak için, işi bilen insanlarla tabii, adım adım ilerleyebilirim. Ben orada işveren konumunda olurum bir nevi. Bir evet, nevi. Tabii. Ya da kontrol edici. Ya da yatırımcı konumunda olabilirim. Evet. Çiftçi olamam açıkçası. Şimdi biz de diyoruz ki burada çiftçiliği yapacak insanın önce bir bilinçli hale getirilmesi lazım. Biz ziraat mühendisi olarak İlacı reçete ediyoruz, yazıyoruz, veriyoruz ama çiftçi uygularken biz orada başına duramıyoruz. Neden duramıyoruz? Çünkü düşünün bir mühendisin örnek veriyorum 3000 tane çiftçiye baktığını hesap edin. Küçük alanlarda, hani büyük alan değil de küçük alanlarda 3000 tane farklı farklı çiftçiye baktığını düşünün. Hangi birinin ilacı atarken kontrolünü yapabiliriz? Hangi birinin hasat yaparken kontrolünü yapabiliriz? Bunları bizim yapma imkanımız yok. O derecede bir sistem içerisinde değiliz. Ama biz çiftçimize eğitirsek, çiftçimize bu bilinçli çiftçi mantalitesini yüklersek biz sonuçta pestisiti veriyoruz, dozajını yazıyoruz. Hasatla şu arası, kullanma arası diyoruz ki işte 3 gün, 5 gün, 7 gündür falan bunlara uyun şeklinde. Uyunuz. Zaten ilacın üzerinde uyuyor, de bunların hepsi yazıyor.
Bunların hepsi yazıyor. Ama çiftçimiz ilacın üzerine hiçbir zaman okumuyor. Bir de şöyle bir şey vardır. Hani biz... Okusa da belki doğru bildiğini yapmaya devam ediyor. Bu da risk yaratıyor insan Tabii. sağlığı açısından. Peki, pardon araya mı girmiş oldum? Buyurun lütfen. Rica ederim. Peki bunun insan sağlığını gerçek tamam çiftçilerin izlemesi gereken yol bu. Hep diyorum ya çocuklarımıza kaşık kaşık kimyasal ilaç yediriyoruz. Hepimiz öyle. Ancak insan kendinden çok maalesef çocuğunu, canını, ciğerini düşünüyor ki öyle olması da normalidir. Şöyle bir düşündüğümüzde Deniz Bey, neden peki bunun denetimleri yok ya da denetimleri var da biz mi bilmiyoruz? Ya da bunun denetimi hiç mi yapılmıyor? Ne olabilir, ne olamaz? Bunları düşünüyorum bir an. Şimdi hangi çiftçi bu lüksaliteyi edinebilir ki kendisine? Hem çiftçilerimiz bilinçsiz diyoruz hem de bu bilinçli yolu izlemelerini rica ediyoruz. Diyoruz ki bir bitki bilimciyle anlaşın değil mi? Hı hı. Ona göre bir rota belirlesin size, reçetenizi belirlesin ve devam edin diyoruz. Madem bilinçsiz bir kesim var karşımıza, yani tedbirler konusunda bilinçsiz. Çok avam anlaşılmasın lütfen. Öyle anlaşılırsa da çok özür dilerim. Bu konuda tedbir alınacak tedbirler konusunda bilinçsiz. Peki niye bunu çiftçilere teslim ediyoruz? Devletin bu konuda bir mecburiyeti, bir yaptırımı, bir zorunluluğu olmamalı mı sizce? Olmalı. Yani atıyorum, şimdi çok kel alaka bir örnek vereceğim. Misal, hani çiftçi gidip bunları ziraatçilerden bu ilaçların tümünü istediği kadar alabilir değil mi? Hı hı. Var mı bir şey? Ya da en gerekli olanı değil de, en az tehlikeli olanı değil de, en tehlikeliyi de alabilir. Ona birisi var mı? Ben işin daha çok bu noktada. Gel bakayım kardeşim sen ne yetiştiriyorsun? Bunu yetiştiriyorsun. Bu aldığın ürün ona uygun değil diyecek biri var mı? Belki de ta satış noktalarından başlatılması gereken bir tedbirler zincirinin ilk halkası olmalı. Yani bu konuda üretici, bu ilaçların üretici firması, satıcı firması, bayilikleri ve oradan çiftçiye önerilecek, çiftçi ürün yelpazesiyle, karnesiyle oraya gelecek ve ona göre bu firmalar da çok büyük kar amacı güttükleri için orada da bir boş vermişlik var. Türkiye gerçeği bu, hiç kimse hayır demesin buna. Bu fikre bir kere tapıyorum ben. Bu bir Türkiye gerçeği. Herkes kar amacı güttüğü için böyle. Çiftçi ürünü zarar görmeden, börtüye böceğe yem olmadan... Değil mi? Mahsulünü toplamak istiyor. Zirai ilaç satan bayi daha çok zirai ilaç satmak istiyor. Onun yanında şunu da şunu da şunu. Bu bir savrukluk değil mi sizce de? Bir sağlık tedbiri alınması gereken tedbir konusunda bir savrukluk değil mi? Ne hakları var insanların sağlıklarıyla oynayarak? O zaman uyuşturucu simsarlarından ne farkları kalıyor? O da bir katliam, bu da bir katliam. Minicik bebeklerimize yediriyoruz da yoğurtlarına, sütlerine katıyoruz biz o meyveleri, sebzeleri. Bu bence gıda terörü Türkiye'nin silahlı terörle mücadele etmesinin dışında ikinci planda olmalı. Mücadele etmesi gereken alan olarak yer almalı. Çok mu acımasız konuşma ama doğrular mı? Doğrular acıtıyor. Üzgünüm ya, değil tabii mi? Tabii doğrular da var. Şimdi şöyle biz bakanlık tabii ki bunların tedbirlerini almaya çalışıyor elinden geldiği kadar mevcut bir şekilde. Şimdi bizim Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi ÇKS'a yani çiftçi kayıt sistemi dediğimiz bakanlığın bir veri tabanı vardır. Çiftçi ne kadar alanda ne yetiştiriyor diye bir kayıt sistemi var. Ama Türkiye'deki evet. çiftçilerimizin yarısı kayıtlıdır, yarısı kayıtsızdır. Evet. Biz önce ÇKS sistemine bütün herkesi kayıt etmemiz gerekiyor. Bu kayıt yapabilmek için de şöyle bir sorun var. İşte örnek veriyorum verasetli araziler var, farklı işte araziler var. Bunlar da ÇKS çıkartılamıyor. Evet. Şimdi bizim ÇKS'yi ne olursa olsun bir ÇKS çiftçi... ÇKS tam olarak nedir? Çiftçi kayıt sistemi. Kayıt sistemi. Çiftçi kayıt sistemine, çiftçinin kayıt olabilmesi için... Arazinin sahibi olarak mı? Özür dileyerek araya girdim. Şimdi arazinin sahibi değildir. Ürünün yetiştiricisi olarak mı? Ürünün yetiştiricisi olarak. O zaman olarak. Veraset burada çok etken mi? Tabii şöyle bir şey var. Arazinin sahibi bir şey yetiştirmiyor, kiraya vermiştir. Evet. Tamam mı? Ama... Ora boş gözüküyor. Tamam icarda, tarlası icarda. Ama işte, gidiyor ekiyor biçiyor adamın diyoruz biri. Diyoruz ki burada işte çiftçi kayıt sistemine giremiyor. Hani bazı belgelerin vesaire evrakların oluşması bu lazım. Bu da çok saçma. Tabii işte burada da eksikler var. Biz diyoruz ki Türkiye'de o kadar sorunlu araziler yani var ki. Yani ben kiracıyım bir evde düşünün özür dilerim bu ona benziyor. Hı-hı. Bir evde kiracıyım ve oy kullanma hakkım yok. Hı-hı. Sadece benim yerime ev sahibim oy kullanabilir. Evet. Bu onun ya gibi bir şey. Onun gibi bir şey. Şimdi biz de diyoruz ki burada şey bakmayalım. Toprak sahibine bakmayalım. Toprağın ne olduğuna bakmayalım. Biz burada bir çiftçi bir yerde üretim için başvuru yapıyorsa bunu direkt çiftçi kayıt sistemine almak zorundayız. Sebze mi yetiştirecek, meyve mi yetiştirecek, ne yetiştirecek, arazi sorunu olabilir. Ama çiftçinin o ürünün kayda girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü
Buna siz belge verirseniz burada çiftçi kayıt sistemine kayıt olmayanlar destekleme alamıyor. Böyle bir şey var. İşte tarım sigortaları yani bu işte dolu diğer doğal afetlerin şeyini yaptıramıyor, sigortasını yaptıramıyor. Biz de diyoruz ki yani bu Türkiye'nin yarısındaki arazide böyle bir sorun varsa biz burada kontrol etmede de sıkıntı çekeriz. Ama diyoruz ki biz çiftçi kayıt sistemine biz bütün çiftçilerimiz ürün yetiştirdiği şekilde kaydını girelim. Ürünü girdik mi? Şimdi bakanın şöyle bir şeyi vardır yeni sistemlerde. İşte artık zira ilaçlar reçeteyle satılacak sisteminde veya bir yeni bir... Şimdi bakanlığın bu yetki zincirde bir açık yok. Ya şöyle yetki zincirde bir açık ama yerine getirilmediği için... Nerede aksıyor onu öğrenmek istiyorum işte şurada, Deniz Hocam. Yani yapamıyor. Şimdi ÇKS'ye kayıtlı yarısı, yarısı evet. değil. Şimdi ÇKS'ye kayıtlı olana bunu yapabiliyorsunuz. Belirli şeyleri yaptırmak. Ama öbür tarafa yapamıyorsunuz. Bir de dedim ki ÇKS'ye kayıtlı olsa da şöyle bir şey var. Biz de şöyle her ilacı artık kullanamıyoruz. Eskiden daha kötüydü. Ben onu da net söyleyeyim. Yani şimdi günümüze göre biraz daha iyiyiz. Şimdi bu kötünün iyisi mi? Tabii. Yani şöyle geçmişte o kadar çok tehlikeli ilaçlar vardı ki onların hepsi yasaklandı. Balıkların bünyesinde çıkan, içme suların bünyesinde yani içme sularında çıkan çok ağır metaller içeren zira ilaçlarımız vardı. Onların hepsi yasaklandı. Evet. Doğaya zarar veren, doğanın dengesini bozan. Çok bunların hepsi yok. Yasaklandı. Şimdi alternatif olarak da yerine yeni ilaçlar getirmek de çok zor. Bir de bizde hep küçük işletmeler olduğu için aile işletmeleri aynı anda toplu mücadeleler yapamıyoruz. Çiftçilik mesleğini kastediyorsunuz. Çiftçilik mesleğinde aynı anda toplu ilaçlamalar yapamıyoruz vesaire. Bunları yapamadığımız için böyle de bir sürü aksaklıklar ortaya çıkıyor. A çiftçisi bugün ilaçlıyor, B çiftçisi yarın. Belki aynı grup ürün örnek veriyorum narenciye için. Biliyorsunuz narenciye de çok fazla ihracatta sıkıntı yaşıyoruz, kalıntı çıkıyor. Bunların sebepleri de işte çiftçinin yanlış ilaç kullanımı veya yasaklı ilacın kullanımı veya dozaj aşımı. Ha bunları takip edilebiliyor mu bakanlık tarafından? Yeni getirilen işte takip sistemiyle edilebiliyor. Artık bunlara bir kare kod veriliyor ilaçlara. Kime gitti, ne kadar gitti? Ha bunlar yeterince denetlenebiliyor mu? Denetlenemiyor. Sorun burada. Bunları yeterince denetlenemiyor. Yeterince kontrol altına alınamıyor. İşte bu denetim mekanizmasındayım ben işin. Burada eksiğimiz burada. Ben işin denetim güzel, mekanizmasındayım. Şey çok güzel, sistem çok güzel. Bakanlığın getirdiği yeni sistem işte evet. tehlikeli, yasaklı, ne bileyim kullanımı bir olmayan. Bir ev yapıyorsunuz çok bunları güzel. Bunları takip edebilir bir sistem getirildi. Bir ev yapıyorsunuz çok güzel ama atık su gideri yok, tesisatı yok. Bu ona benzemiyor mu hocam? Yani benzer örnekler. Şimdi biz bunu yeni takip, ilaç takip sisteminde bunları takip edebiliyoruz. Gübrede de aynı şeyi getirdiler. Eyvallah çok güzel bir sistem. Ama bunun kontrolü ve sürekliliği bizzat yapılması lazım. Şimdi çiftçiye verdik bir ilacı. Dedik ki A ilacı ama çiftçinin de buradaki işte kullanım dozajlarına dikkat etmek lazım. Biz biliyorsunuz zira ilaçlarda iki tür zehirlenmeler yaşarız. Akut ve kronik olarak. Bir yavaş yavaş direkt solunum yoluyla hızlı direkt, bir şekilde Allah zehirlenmeler korusun, yaşıyoruz. Allah korusun, evet. Direkt zaten zehirlenmeler ilaçla temasla kaynaklı. Evet. Ama zamanla zehirlenmeler sürekli birike hani bu işte örnek veriyorum meyvede, sebzede insanlar hani tüketiciler de öyle. Tüketiciler de aynı şekilde zehirlenebiliyor. Çok akut olarak değil de kronik olarak hani şeylerimiz zamanla birike yediğimiz, içtiğimiz işte diyoruz biz tüketiciye de hep şunu söylüyoruz. Yediğiniz meyve ve sebzeleri mutlaka yıkayın. Yıkamakla kalmayın. Kesinlikle kabuğu soyulabilenleri kabuğunu soyun. Çünkü dış kabukla iç kabuk Deniz arasında... Deniz Bey duramayacağım yine içimi yiyor. Belki bu soruları muhatabı siz değilsiniz. Bunu çok iyi biliyorum. Belki de değil kesinlikle siz değilsiniz. Ama ben söylemiş olayım bunu lütfen. Yani biz eskiden nasıl besleniyorduk? Anam babam usulü besleniyorduk. Olsun içlerine kurt girmesin, börtü girmesin, böcek girmesin diye dünyanın ilacını sıkıyoruz. Yan taraftaki pazarda da bu ilaçları sıkmadığımız kurtlu meyveleri organik diye satıyoruz. Tüketim, üretim politikamız zaten baştan başa sistemsizlikle dolu. Tüketim politikamız da öyle. Bu pazardaki bu ayrımcılık da bir tüketim politikasızlığı bana göre. Biz eskiden nasıl besleniyorduk? Yine lahanamız vardı. Ispanağımız, maydanozumuz, bütün yeşilliklerimiz, domatesimiz, salatalığımız vardı. Domatesi, salatalığı soyduğunuz zaman sokağa yayılırdı kokusu. Değil mi? Evet. Biz eskiden nasıl besleniyorduk? Bu ürünlerin hepsi vardı. Buradaki kaygı ne? Neden bu kadar ilaç kullanılıyor? Ben bunu anlayamıyorum. Buradaki kaygı ne? Değişen ne? Şimdi... Değişen ne? Pardon. Estağfurullah. Şimdi şöyle iklim değişikliği yaşıyoruz küresel ısınmadan kaynaklı. Evet. Nüfusumuz artıyor. Hı hı.
Şimdi bunların hepsi birer etmendir. Nasıl evet. etmen? Eskiden nüfusumuz azdı. Yarı yarıya bir nüfusu düşünün. Şimdi iki katı bir nüfusu düşünün beslerken. Eskiden çiftçilik yaparken biz daha çok köylüydük. Evet. Daha çok köylüydük. Yani şehirli değildik. Evet. Herkesin evinin önünde veya tarlasının bir çiftçiler kenarında taşradaydı bir şekilde bir şeyleri yapıp şehirdeki yaşayan akrabalarına gönderirlerdi vesaire bir şeyler vardı. Bu bir döngü vardı. Eskiden çok kalite verim aranmazdı. Çünkü niye? Nüfus azdı. Yetebiliyorduk. Çok fazla alanlarda tarım yapılıyordu. Şimdi kırsallar yavaş yavaş boşalmaya başladı. Şehir merkezlerine taşındı. Hani kırsalda insan tutamıyoruz. Kırsalda çalıştıracak insan bulamıyoruz. Ve burada ne yapıyorsunuz? Hani kendimin de arazisi var kırsalda. Ama gidemiyorum çünkü ben şehire gelmişim artık. O arazim boş kalmış. Ne yapıyoruz? Oradaki o ne ekti? Buğdaydı, nohuttu vesaire gibi. Ne oldu? Şimdi orada nohut veya buğday yetiştirmiyor. Ne oldu? Eksiye indik. Doğru mu? Hani bir tarlada düştük. Genel olarak düşündüğümüzde toplamda bir verim olarak bir kaybımız var. Şimdi insan bizde sayısı mı arttı? Efendim? İnsan sayısı i̇nsan arttı. Sayısı arttı. Tarımdaki üretkenlik yetişemiyor mu insanda? Tabii şu an yetişemiyoruz. Peki bu ilaçlar neyi sağlıyor? Şimdi bu ilaçlarda, yani biz ilaçlar olarak düşünmeyelim öncelikli olarak. Peki. Biz verim artırma amaçlı verim düşünüyoruz. Arttırmak ve kalite artırma amaçlı. Kalite artırmak amaçlı. Şimdi kalitede niçin? Dünya ile yarışmak için. İhracatta evet. vesaire de. Verimde de insanları doyurabilmek için. Ne kadar çok verim alıp para kazanma amaçlı da sonuçta verim almak zorundayız. Şimdi bir yerden örnek veriyorum. Yıllarca aynı toprakları işliyoruz. Ve toprakları sürekli tüketiyoruz. Ve o toprak fakirleşiyor. Toprağın içerisine sürekli katmak zorundayız. Ne yapıyoruz? Daha çok gübreyle işte besleme yapıyoruz. İşte ilaçlarla bir şekilde hastalık sayısını azaltarak verim artırmaya çalışıyoruz. Çeşit değişikliği yaparak hani diyoruz ya eskiden işte şöyle domatesimiz vardı, böyle domatesimiz vardı. Ama şu an biz daha yüksek verimli, daha kaliteli meyve sebzeler üretmek zorunda kalıyoruz. Neden? İnsanoğlunu doyurabilmek için. Nüfus sürekli artıyor. Şu an 8 milyara yakın bir nüfus var. Tarım alanlarımız sürekli azalıyor. Bunu imara açılıyor, farklı alanlarda kullanılıyor. İşte mer alanlarımız bozuluyor. Hayvancılığımız biliyorsunuz ette ithalatçı bence. Pozisyonuna geçtik. Neden? Çünkü çekirdekte ithalatçıyız ayol ete gelene kadar. Şimdi bunlardan dolayı biz bu nüfusu beslememiz için ve ihracatta yarışabilmemiz için daha ucuz girdilerle daha yüksek verim ve daha kaliteli verim elde ederek hem dünyayla hem kendi içimizde bir ülkemizi beslemek zorundayız. Yerli tohumdan vaz mı geçildi hocam Deniz hocam? Ya yerli tohumdan şöyle, yerli tohumların ana materyal olarak korunuyor. Neden? Çünkü yerli tohumlarla yeni hibrit dediğimiz çeşitler ortaya çıkartıyor sürekli. Daha verimli çeşitler. Yani istediğimiz örnek... Hibrit tohumun revize edilmiş şekli midir? Tabii. Ya yerli tohumu ana materyal olarak ana baba hattı gibi saklıyoruz. Sadece hibrit onun... hangi toprağa ekersen orada büyüyen mi? Hibrit şöyledi. Ben hibride dile getireyim. Şimdi insanların yanlış bir bilgisi var. Hibrit kötü bir şeymiş gibi algılanıyor. Hibrit kötü bir şey değildir. Hibrit gibi mi acaba? Hibrit şöyle... anne ve babadan oluşan çocuğu düşünün. Hibrit evet. dediğimiz çocuktur. Evet. Ama annesi A köyünden, babası B köyünden. Evet. Ama çocuk da C köyünde oturuyor. Yani o köye taşındılar ya, anne baba birleşti. Örnek evet. veriyorum. C köyüne taşındılar. Çocuk da orada dünyaya geldi. O çocuk şu an mevcut olarak kullanıyoruz. Hibrit dediğimiz bu. A çeşidi domatesin. Bir nevi aşılama. Tabii ya yani birbirine tozlandırmak, birbirine anne babayı birleştirip bir çocuk elde etmek. Evet. Bu zararlı bir şey değildir. Bu doğal olan bir şeydir zaten. Meyveler de bu şekilde oluşur zaten. Meyve sebzeler hani baktığımız evet, zaman evet. eskiden beri işte tozlanma. Biz sadece anne babayı değiştiriyoruz. Ne? Diyoruz ki anne Afrikalı olsun, baba Amerikalı olsun diyoruz. Yavru da melez olsun diyoruz. Tabii tabii. Ne güzel anlattınız şimdi Deniz hocam. O zaman genetikler çakışmıyor mu? Şimdi genetikler çakışmıyor. Bakın ben onu altını çizerek söylüyorum. Yani o, anne, baba, o tohumun oradan bir genetik şeyi yok mu? Öyküsü yok mu o tohumun? Zaten biz örnek veriyorum hibrit tohumu bir daha ektiğimizde hibrit tohumda açılım yapar. Melez bir tohum. Yani o daha da açılım yapar. Sürekli aynı anneyi kullanırsanız anne de açılım yapar. Yani anne de şekli değişir. Aynı anneden sürekli... Aynı anneden 5 çocuğu düşünün. Beşi ya de kafam bir... çok karıştı. Keşke anne baba üzerinden hayır, gitmeyeydim. Şimdi ben genel olarak izleyicilerimizin bir bilgilendirme amaçlı bu anlamda örnek beynim veriyorum. Yandı. Yoksa hibriti bilimsel olarak anlatırsak belki izleyicilerimize de gerekir. Anlatamayız. Çok şimdi bir gerekir. Anneden düşünün 5 çocuk olduğunu ve 5'i de farklıdır değil mi? Yani sürekli bir farklılık gösterir. Şimdi hibritte yani, de evet. hibritte de aynı anne ile aynı babayı sürekli kullanıyoruz. Değiştirmemeye çalışıyoruz. Anladım şimdi. O yüzden tek bir şey ve buradaki ne örnek veriyorum biz yurt dışına ihracat yapacağız. Bizden istediği domates diyor ki orta boy olsun diyor. Rengi şu olsun diyor.
işte şu şekilde olsun diyor. Şimdi buna göre biz anne babaları buluyoruz. Ona göre de hibrit çocuğu elde ediyoruz. Sipariş çocuk bu. Ha, sipariş çocuk gibi bu şekilde. Şimdi pestisit kalıntılarında hani hibritle pestisin bir alakası yok. Hormonla yine karıştırıyorlar. Onun da altını çizmek istiyorum. Hormonla pestisit farklı şeylerdir. Pestisiti de kelime olarak bir iki... Zirai ilaç. Zirai yani ilaç. Şu kullandığımız zehir dediğimiz... Hani... O zaman Türkçe konuşalım da bizi izleyenler ha, anlasınlar. Zehir dediğimiz yani, şeylerdir. Tarımsal ürünlerde kullandığımız... Ben de bilmiyorum çünkü. Şimdi hormon da zararlı bir şey değil. İnsan bünyesinde olan bir şeydir hormon. Nedir? İşte absorik asitli, oksinli, ciberelik asitli vesaire. Bunlar hormonlardır. Hormonlar nedir? Büyümeyi sağlar, gelişmeyi sağlar. Hani çocuklarda da örnek verelim büyümeyi sağlayan. Tamam sağlayan. Buraya kadar hemfikiriz. Bunlar zararlı bir şey değil. Bunlar zaten bitkinin bünyesinde belli bir şeyden sonra yok olur. Meyveye asla ulaşan bir şey değildir. Biz sadece çiçeklenmeyi artırmak için veya tozlaşmayı artırmak için hani bitkinin sağlıklı bir doğum yapabilmesini sağlamak için bunları sağlarız. Onun dışında herhangi bir insan sağlığına etki eden bir noktada bir sorunu yoktur. Öyle bir şey yoktur. Hormonun gerçekten bitkilerdeki hormonun yok mu? Efendim? Kullanılan hormon derecelerinin gerçekten sağlığımıza zararı yok mu? Kesinlikle bitkiler? Yoktur. Bakın ben çiçek döneme attığınız bir hormon, kış ayında diyor serada bir sebze yapıyorsunuz. Kış ayında güneş yetersiz. Serayı kapattığınız için arı içeride olmuyor. Hani çiçeğe konup tozlamayı sağlayamıyor. Biz ne yapıyoruz? Ya insan eliyle bunları yapmaya çalışıyoruz ya da hormon kullanarak bu tozlaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Burada çiçekten işte polen, meyve oluşuncaya kadarki sürede ilk başta biz polenin hem kuvvetlendirip orada bir döllenme süreci yaşamasını sağlıyoruz. Hani çocuk oluşumunu sağlamaya çalışıyoruz. Bitkinin hormonlarını harekete geçiriyorsunuz. Aynen öyle. Bitki dölleniyor, tabii, ürüyor, büyüyor. Biz bitkiyi uyarıyoruz. Sadece uyarıyoruz. Diyoruz ki kardeş sen burada bu meyve için bir mücadele et diyoruz. Meyve oluşmaya başlarsa o hormondan hiçbir şey kalmaz. O bitmiştir, yok olmuştur, kendiliğinden kaybolmuştur. Emin misiniz? Kesinlikle. Ya biz bu işin içindeyiz. Biz kendimiz tüketiyoruz. Şimdi bizler. Ezber bozdunuz da onun için. Bu büyük bir iddia yani. Hayır, büyük bir iddia değil. Bu zaten bilimsel ama olarak böyle. Belki bu. De şöyle kararlı savunuyorsunuz fikrinizi. Bilimsel saygı olarak da, ben söylüyorum. Saygı da duyuyorum. Dozunda ve doğru yapılır ise sizin anlattığınız gibi. Bakın dozajını aşılırsa zaten şöyle bir şey var. O bitkiden meyve alamazsınız zaten. Hormon patlıcan alıyoruz. Üç çocuklu gibi geliyor eve. Kurban İnan patlıcan bakın şimdi onların farklı şeyi var. Ben şimdi çilek örneğini vereceğim. Şimdi diyorlar ki çilekte ya çok büyük iri çilekler oluşuyor. Eskiden böyle olmaz diyorlar. Evet. Bakın havuçlar öyle çok dallı, kollu, bacaklı. Bu çeşitle alakalı bir şeydir. Şöyle çeşitle. Çilekte siz hormon kullanırsanız çilekten meyve alamazsınız. Bunu söylüyorum. Net söylüyorum. Çileğe hormon kullanırsanız çilek diye meyve alamazsınız. Öyle mi? Tabii ki. Şimdi o iri olan çileklerin özelliği nedir? Neydi? Çeşit farklılığıdır. Ha şu dölleme mölleme farklı yok, yok, neden? Tamamıyla çeşit. Bir örnek veriyorum. Çeşidi nasıl anlatayım size? Ama bir de şimdi, ördek gagası gibi uçları yassı yassı bakın, hocam. Biz öyle çilek görmüyoruz. Korkuyoruz vallahi. Şimdi şöyle düşünün. Cep telefonunu düşünün özelliklerine. Evet, evet. Şimdi diyelim ki A telefonunun özelliklerinde çok iyi fotoğraf çekiyor. Evet. B telefonunun özelliği de örnek veriyorum çok iyi uygulamaları hızlı kullanabiliyorsunuz. Bu marka farklılığı değil mi? Evet. Çilekte de bunun gibi düşünün. Çilekte de çeşit farklılığı. Yani A çeşidi çileğin özelliği iri olması, B çeşidi çileğin özelliği rengi güzeldir, tadı güzeldir ne bileyim. Bu tamamıyla çeşit farklı. Hani biraz önce örnek verdim ya hibrit çalışması yaptık. Onların bir sonucu mu? Onların sonucu daha iyi anne babadan daha iyi bir çilek ürettik. Olay budur. Çilekte hormon kullanılmaz. Hormonun kullanıldığı örnek veriyorum. Biz serada özellikle bunları kullanırız. Zaten kış ayında yaparız. Bu da nedir? İşte patlıcandır, hıyardır, domatestir. Bunları da kullanırız. Bu da nedir? Kış ayında güneşin yetersizliği, işte arı faaliyetinin olmaması, havanın soğuk olmasından dolayı burada bir uyarıcı takviyesi olarak kullanırız. Kullanıyorsunuz. Onun dışında meyveye ulaşan herhangi bir kimyasal veya bir şey yoktur. Onun altını çizelim. Pestisite gelirsek, pestisite evet doğru, pestisit kalıntısı oluyor. Yani zehir dediğimiz, zirai ilaç dediğimiz kalıntı oluşuyor. Neden oluşuyor? Yanlış kullanım. Bilinçsiz çiftçi uygun dozajda, uygun zamanda kullanılmaması ve hasat ile zirai ilacın yani zehirin kullandığı arasındaki zaman çok önemlidir. Şimdi bizi izleyen çiftçilerimiz, dinleyen, takip eden çiftçilerimiz var. Evet. Şöyle bir yol haritası belirleyelim mi sizinle? Çok kısa başlıklar halinde birkaç başlık öyle de sonuca gidelim. Şimdi bu zirai ilaçların ta alımından başlayarak evet. Nasıl bir rota izlesinler, kullanım aşamasında
kimlerden yardım alacaklar. Bu yardımı tek başlarına muhakkak ki yolunu yöntemini bilemedikleri için alamıyor olabilirler. Odanıza başvurduklarında yardımcı oluyor musunuz? Yol yöntem gösteriyor musunuz? Böyle bir ana başlıklarla, flaş başlıklar belirlerseniz öyle vedaya gidelim sizinle birlikte. Şimdi biz öncelikli olarak ilaç kullanımını en iyi örgütlemek için biz kendi meslektaşlarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Ziraat Mühendisleri Odası olarak biz ziraat mühendisleri bizzat çiftçiye ulaşan insanlardır. Bizzat muhatap olan. Ziraat mühendisini ne kadar iyi yetiştirirseniz, konu uzmanı yaparsanız o kadar avantajdır. Bu bir. İki, çiftçiye sürekli eğitimlerin verilmesi lazım. Bunu Tarım Bakanlığı da dahil, yerel belediyeler de dahil, yerel belediyelerde biliyorsunuz tarımsal olarak bir sürü alanları var. Ve tarımla uğraşan STK'lar olur, meslek odaları olur, kurumlar olur. Bunların burada bizzat çiftçi eğitiminde bir şeyler üstlenip sürekli yapması lazım. İki, şimdi biz çiftçilerimiz bir arazide sebzesine ve meyvesine ilaç kullanacaksa önce gidecek zirai ilaç bayisine. Gerekirse arazisini gezdirecek. Sorun nedir? Önce onu bulacağız. Hastalık mı var? Başka bir sorun mu var? O halde bu aşamayı teşhis diye geçiştirelim. Tabii teşhis olarak, teşhis doktor olarak bahçesine bir mühendis gidecek, uzman bir arkadaş, kalifiye bir arkadaş gidecek, teşhisi yapacak, reçetesini eline yazacak, verecek. Bu reçeteyi gidecek, bu zira ilaç pestisitlerin satıldığı yerden çiftçimiz alacak. Ve üzerine, biz zaten üzerine de yazıyoruz o pestisitlerin. Gerekirse kağıda da açıklamalı, büyük. Çünkü her çiftçimiz gözü görmez bir şey olur. Anlaşılabilecek şekilde. Reçete edip hangi zamanda, ne zaman kullanacağı, hangi dozajda, bakın altını çizerek söylüyorum, ölçek yani dozaj kullanım, hani bu ilaçları kullanmak için ölçekler vardır. Muhakkak onu tarif edilecektir o. Mutlaka ölçeklerle kullanacak ve denilen dozajı asla aşmayacak. Şimdi bakanlığımıza geldiğimizde, bir de zira ilaç bayilerinde görevidir bu, bakanlığın da görevi. Mümkün olduğunca bu ruhsatsız olan zirai ilaçları, zehirleri kullanmayacaklar. Çünkü kullanırlarsa bunlar yarın bir gün bize kalıntı olarak bir yerde karşımıza çıkacak ve insan sağlığına da zarar verecek. Bunların dikkat edersek çok önemlidir. Bir de mümkün olduğunca sürekli bakanlığın, eğer ki biz arazide direkt çiftçiyi kontrol edebilirsek veya bunların sürekli alınan meyve sebzelerin, üretilen meyve sebzelerin sürekli analizleri yapılabilirse, her çiftçiden yapılabilirse, bu kontroller, inanın bu kadar böyle sorunlar yaşamayacağız. Mükemmel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Katılımınız çok için, yoğunluğunuz arasında vakit ayırdınız bize. Çok sağ olun. Tekrar buluşmak çok güzeldi sizinle. Çok teşekkürler. Çok da faydalı bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Bunu sık sık yapmak gerekir. Çünkü gerçekten çiftçilerimizin bu bilgilere çok ihtiyacı var. Çoğu yapmak istiyor, gönülden yapmak istiyor. Ancak yolunu, yöntemini ve de yol haritasını belirleyemiyor. O zaman bir takım simsarların eline de düşebiliyorlar. İşte suistimalcileri, bu işi ben bilirim, ben yaparım, şunu bunu diyenler. Onun için her işe ehline vermek lazım. İşi bilen insanlarla çalışmak sonucu da doğru orantıda etkileyecektir. Çok teşekkür ediyorum sizin şahsınıza, tüm ziraat mühendisleri üyelerine odanızın sevgilerimi, saygılarımı gönderirim. Sevgili çiftçilerimize de tabii ki. Evet sevgili izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili Tarkan Özyılmaz ve Deniz Gürbüz bugün konuğumuzdu. Yarın yine farklı bir konu ve konukla karşınızda oluruz inşallah. Bakalım ömrümüz vefa ederse. Bugün akşam üzeri saat 16-17 arası İşte Hayat programında yine kıymetli bir hekimini ağırlayacağız Orta Doğu Hastanesi'nin. Yine canlı yayında birlikte olacağız nasip olursa. Onun için kaçırmayınız diyoruz lütfen. İlgi ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Yayına emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konuklarıma tekrar teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız efendim. Yarın saat 11'de tekrar buluşalım, olur mu? Kendinize iyi bakın.
yapımlar. Mayar Bison enerji içeceklerinin sunduğu Leyla Pak'la gündem sona erdi.